Yarın da online. Evet. Başlayabiliriz. Başlıyorum ben. Herkese iyi akşamlar. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden önce ekibimizi tanıtmak istiyorum. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. Adım Doktor İsmail Ertan Sevin. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği'nde idari sorumlu ve doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu online eğitim platformu beyin cerrahisi program yöneticisi Profesör Doktor Hasan Kamil Sucu'nun büyük katkılarıyla başlatılmış olup tüm beyin cerrahi asistanlarının ayrıca Bulgaristan, Gürcistan gibi komşu ülkelerin beyin cerrahi uzman ve asistanlarının katkılarıyla devam etmektedir. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için mikrofonlarınızın kapalı durumda olması, sorularınızı Zoom programının chat uygulamasına yazarak sormanız gerekmektedir. Toplantı süresince tüm mikrofonlar kapalı tutulacaktır. Sorularınızın başına lütfen isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocanın konuşmasının bitiminde yazdığınız sorularınızı ve görüşlerinizi tartışacağız. İkili konuşmaların program formatımızda yeri olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Moderatör olarak ben anlatılan konu ile ilgili soru, katkı ve yorumlarınızı belli bir düzen içinde hocamıza aktaracağım. Lütfen tüm soru ve yorumlar bitinceye kadar mikrofonunuzun açılmasını beklemeyin. Bugünkü değerli konuşmacımız Profesör Doktor Hasan Kamil Sucu. Kamil abi 5 Ağustos 1964 Nazilli doğumludur. Ankara Fen Lisesi'nden 1980'de, Ege Tıp Fakültesi'nden ise 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladığı nöroşirurji ihtisasını 1994 yılında bitirdikten sonra 1995-2000 yılları arasında Amasya Devlet Hastanesi'nde Amasya vilayetinin tek beyin cerrahı olarak çalışmıştır. 2000 yılında ihtisas yaptığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne baş asistan olarak geri dönmüş ve 2008 yılında doçent olmuştur. 2012 yılında 3 ay süreyle Cleveland'da Profesör Benzer'in yanında observer olarak bulunmuştur. 2013 yılında Belçika'nın Gent Üniversitesi'nde ağrı konusunda kadavra kurslarına katılmıştır. 2014 yılında Hollanda Sittard Glyndebourne Orbis Medical Center Pain Clinic'te ağrı konusunun önemli isimlerinden Doktor Olav Rohoff'un yanında gözlemci olarak bulunup ağrı girişimlerini izleme fırsatı bulmuştur. 2022 yılı Ocak ayında profesör olmuştur. Halen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği'nde çalışmakta ve aynı zamanda program yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Web of Science'da listelenen 31 adet SCI Expanded yayını olup Web of Science H indeksi 11'dir. İzmir Online Nöroşirurji Konferansları kapsamında 300'den fazla online toplantı düzenlemiştir. Birleşmiş Milletler üyesi olan 78 ülkeyi ziyaret etmiştir. Dünya yüzeyinin %54'ünde bulunmuş olup bu geziler sırasında toplam 954.715 kilometre yol kat etmiştir. Antarktika'ya giden ilk tıp doktorudur, İngilizce bilmektedir. Hocamız bugün bize Sağlık Kurulu raporları konusunda aydınlatıcı bilgiler verecektir. Evet abi. Ekran paylaşını Evet. Alaaddin. Şimdi yok, ben izin verdim zaten. Şuradan Sağlık Kurulu. Tamam. Ekran paylaşımını yapalım. Tamamdır herhalde. Şu an tam abi. Tamam. Şimdi herkesin belki kaçmak istediği, tam olarak hakim olmanın oldukça zor olduğu bir konu, Sağlık Kurulu raporları. Gerçi ben Sağlık Kurulu'na gitmeyi ve orada çalışmayı seviyorum ama tabii bizim işimiz biraz daha kolay. Şimdi Sağlık Kurulu raporları deyince ben biraz klasik anlatının dışına çıkıp sondan, ortadan, baştan gibi şey yapacağım. Bir formata çok bağlı olmadan.
Üç temel bölümde ayırabilirim sağlık kurulu raporlarını. Tek hekim sağlık kurulu raporları, sağlık raporları daha doğrusu. Üç uzman sağlık kurulu raporları ve tam teşekküllü sağlık kurulu raporları. Tam teşekküllü dediğimiz bildiğimiz sağlık kurulu. Yani kanuna tabi büyük kurulu, büyük heyet. Üç ana bölüm sayabiliriz. Daha da basitleştireceğim. Benim kafamda oldukça basit. Şimdi tam teşekküllü sağlık kurulu raporları dediğimiz zaman bir sürü çeşit olmasına rağmen iki alt bölüme ayırabiliyoruz bunları. Yani bir sağlık kurulu raporu, büyük sağlık kurulu raporu ya engelli raporudur ya da durum bildirir raporudur. Bunu anladığımız zaman iş biraz basitleşiyor. Herhangi bir puan veriyorsak, sakatlık puanı veriyorsak bu engelli raporudur. Herhangi bir sakatlık puanı vermiyorsak raporun sonunda bu rapor da durum bildirir rapordur. Durum bildirir raporun pek çok alt teşkili vardır kendi içinde ama esas olarak bu raporlar iki ana gruba ayrılabiliyor ki bizim hastane probel sisteminde, bilgisayar sisteminde bu şekilde gidiyor. Şimdi engelli raporları, pek çok engelli raporları var. Bazılarını bizim hastane yapmıyor. 18 yaş altı çok fazla hastamız olmadığı için. Bizim en çok rastladığımız başvurular, Özen Özen daha iyi bilir de engelli kimlik kartı raporu. Bunlar tabii belli indirimlerden işte otobüste falan faydalanmak için şey yapıyorlar, başvuruyorlar. Engelli kadrosunda işe girmek için rapor için başvurabiliyor bir kişi. ÖTV indirim raporu. Bu da çok rastlıyoruz. Bu arabaları işte daha vergiden muaf, ÖTV vergisinden muaf almak için başvurular olabiliyor. Gelir vergisi indirimi için rapor. Bundan bizim hastanede muhtemelen en çok rastladığımız engelli raporları. Burası da Fatoiva, Markiz Adaları'nda, Fransız Polinezya'sında bir ada. Evet. Peki bu engelli raporlarının temeli ne? Kanuni zemini ne? Şimdi 20 Şubat 2019 günü yayınlanan resmi gazetede bu yazılmış. 30.692 sayılı resmi gazete. Şimdi buradan ilginç bulduğum, bahsedilmesi gereken şeyleri alacağım. İki bakanlık var bu şeyde, engellilik raporları hakkında yönetmelikte. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte çıkarmış bu yönetmeliği. Yani Sağlık Bakanlığı'na ait bir yönetmelik değil tek başına. İsmi de Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik. Başka ne var? İşte birinci bölümü amacına, kapsamına falan ayrılmış. Burada iki tane ayrı rapor tipi aynı yönetmelik içine sıkıştırılmış. Bunlardan bir tanesi bahsettiğim gibi Engellilik Sağlık Kurulu raporu erişkinler için. Diğeri de erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık raporu. Şimdi bu iki rapor tipini bu yönetmelik içermiş ama esas olarak şeyi içeriyor. Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu raporunu içeriyor. Yönetmenin neredeyse %95'i şeye ait. Engellilik Sağlık Kurulu raporuna ait. Erişkinler için terör, kaza, yaralanma, kaza raporu son derece ufak bir bölümde yazılmış. Ki ben bunu bilmiyorum. Tabii geriye alalım. 18 yaşında doldurmamış bireyler için geçerli değil bu yönetmelik. 18 yaşından büyükler için geçerli. İkinci bölümde ise engellilik sağlık kurulunun teşkili nasıl oluyor? Çalışma usulü ve etkilendirilmesi nasıl oluyor? Bizim belki bilmemiz gereken hususlardan birisi bu. Şimdi kimler var? Madde 6'da yazıyor. Birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren engellilik durumu varsa kurul en az 7 kişiden oluşuyor.
Bunlardan bir tanesi başkan, 6 tanesi de üye. Bunları hatırlamak kolay. Dahiliye cerrahi, göz, kulak, burun, boğaz, nöroloji, psikiyatri. 6 branş var. Burada kurul başkanının branşı önemli değil. Mesela kurul başkanı nörolog olabilir ama nöroloji adına karar vermiyor. Yani kurul başkanı nörolog da olsa kendisinin değil bir nöroloğun yazıyor olması lazım. Peki birden fazla uzmanlık dalını ilgilendirmiyorsa engel durumu, o zaman 5. maddeye atlıyoruz. Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde 3 uzman hekimin katılımı ile kurul oluşturuluyor. Buna 3 uzman heyeti diyoruz. Kurullar neler? İç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, yani psikiyatri. Şimdi böyle ama esasında böyle değil. Yani 7 değil, 8. Şurada bir başka madde var. Rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarında fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunması duru halinde bu uzmanın kurulda yer alması zorunludur. Zaten rapor vermeye yetkili bir sağlık kuruluşunda fizik tedavi uzmanının bulunmaması pek söz konusu olmayacağı için otomatikman bu 6 kişiye fizik tedavi de zorunlu uzman olarak sayabiliriz. Diyor ki fizik tedavi uzmanı bulunmazsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula katılır diyor. Şimdi maddede o da yoksa ne olur? Bu yazılmamış. Yani hem fizik tedavi uzmanı yoksa hem de ortopedi uzmanı yoksa ben de diyorum ki yani bir hastanede hem fizik tedavici hem de ortopedisi yoksa o hastanede rapor vermeye yetkili hastane olarak belirlenmesin kardeşim. Yani doğal olarak. Kurul başkan ve tüm üyelerin katılımıyla toplanıyor. Oy çokluğu esas kararda. Eğer oylar eşitse bu durumda başkanın oyu sonucu belirliyor. Herkesin katılması şart değil yani fikre. O yüzden kurullarda hani çok da itiraz etmenin anlamı yok. Mesela kararlara, katılmadığımız kararlara. Kendi fikrimizi yazarız, geçeriz. Yani orada ya da karara şerh koyarız, geçeriz. İlla kişilerle tartışıp fikirlerini değiştirmek zorunda değiliz. 4. bölüm raporların geçerlilik süresi. Burada da bana ilginç gelen 2 madde göstereceğim. Şimdi eğer hastalığın azalma durumu söz konusu ise o zaman süreli rapor veriliyor. Tam tersine hastanın azalma durumu söz konusu değilse de sürekli rapor veriliyor. Geri kalan şeyler çok önemli gelmedi bana. Burada neyi raporlara itiraz nasıl yapılabiliyor? Şimdi rapora itirazı hem birey yapabiliyor hem kurum yapabiliyor. Eğer bir itiraz olursa geçerli sürede ne yapılıyor? Sağlık Müdürlüğü, müdürlük denen kurum Sağlık Müdürlüğü burada. En yakın farklı bir sağlık kuruluşuna gönderiyor. Heyet için, sağlık kurulu için. İtiraz varsa. İtiraz edilen raporla yeni sağlık kuruluşunun verdiği rapor aynı ise rapor kesinleşiyor. Artık bir başka itiraz yapamıyor kişi. Peki farklı ise ne oluyor? Yani A hastanesi bir rapor verdi. Bir ay ya da işte engellilik durumu %30 dedi. B itiraz etti kişi, B hastanesi de %50 dedi. Bu durumda hakem hastaneye gönderiliyor. Üçüncü bir hastane. Hakem hastanenin kararı kesin bu durumda. Birden fazla hastalığı varsa ne oluyor? Baltazar formülü denen bir formül var. Bakın birden fazla hastalığı da engel olanların engel oranları Baltazar formülüye toplanarak engel oranı hesaplanıyor. Baltazar formülü nasıl hesaplanıyor? Şimdi diyelim ki 2 tane engellilik puanı var hastanın. Daha fazla olabilir, 10 tane de olabilir de 2 taneden bahsedelim.
Bunlar sıraya konuyor büyüklük sırasına göre. Biz bunu iki tane 10 kabul edelim. Yani fizik tedavi 10 puan verdi. Biz de 10 puan verdik veya dahiliye 10 puan verdi. İki tane 10 puan var. Hastanın engellilik oranı nedir? Şimdi en yüksek oran burada 10. %100'den çıkartılıyor. Kalıyor 90. Bu miktar yani 90 ikinci gelen engel oranı ile çarpılıyor. İkinci engel oranı da 10 çarptık 90 ile onu 900. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek engel oranına bölünüyor. Bizim rakamımız neydi? 900. 100'e böldük. 9. En yüksek engel oranını ekledik. En yüksek engel oranı 10'du. Toplam 19 etti. Baltazar'a göre. Yani 10 artı 10, 20 değil. 19 puan ediyor. Ama tabii hiç kimse kalkıp bu formülü yapmıyor. Ben dahil. Burada Baltazar hesaplama tablosunu kullanıyoruz. Bu tabloyu veriyorlar bize. Zaten ek 3'te de var. Tabloyu önümüze koyuyoruz. Satır sütunları var. İşte x ekseni, y ekseni var. X ekseninde 10 puanı, y ekseninde 10 puanını bulup kesiştiriyoruz ve şeyi kaç puan toplam aldığını buluyoruz. Bu da Santa Cruz Adası'nda Galapagos'ta bir kara kaplumbağası, Galapagos kaplumbağası yaklaşık 300 kilo, biraz daha fazla erkek kaplumbağa. Bunlar çok uzun yaşayabiliyorlar. Baltazar hesaplama tablosu bu. Şimdi x ekseninden buluyoruz kaç puan, mesela birinci puan diyelim ki 10 puan. Buradan da 10 puanı buluyoruz. Çakıştırdığımız zaman şurada 19 yazıyor. Yani kimse bu formülle uğraşmıyor ve direkt peki üçüncü engellilik şeysi varsa o zaman da İlk önce iki tanesi hesaplanıyor, bir tane çıkıyor, üçüncüyle tekrar hesaplanıyor, sonra dördüncüyle tekrar hesaplanıyor, böyle gidiyor. En sonunda bir tane engellilik oranı çıkıyor. Aksi belirtilmemişse. Aksi de şöyle, bazı engellilik oranları Baltazar'a girmiyor, aritmetik ortalaması oluyor. Yani direkt topluyorsunuz bazılarını. Bunları kitapçık yönetmelik belirtmiş. Bu yönetmenin eki var. Ek bir de işte heyet kağıdı, ön yüzü, arka yüzü, hasta bilgileri ve engellilik oranları yazılı. Bu çok önemli değil, matbu. Bizim için önemli olan ek ikisi. Ek iki de hesaplamanın nasıl yapılacağı ve puanların nasıl olduğu detaylı şekilde anlatılıyor bu kılavuzda. Her sistemin bir engellilik puanı hesaplama kılavuzu var, kılavuzda yeri var. Her sistemin. Şimdi sinir sistemi bölüm var ama ilginçtir. Biz sinir sistemi bölümünden hiç puan vermiyoruz. Bunun nöroloji veriyor. Bu puanlamayı. Bizim verdiğimiz puan sadece kas iskelet sistemi puanlıyoruz. Kas iskelet sisteminde aynı zamanda fizik tedavi de ortopedi de puanlayabiliyor ve puanlıyor. Kas iskelet sistemi özürlülük ya da engellilik chapter'ında 4 ayrı sistemden puan alıyor kişiler. Bir omurgaya ait sorunlar için, iki kollar için, üç bacaklar için, bir de santral ve periferik sinir sistemi hastalıkları için puan alıyor. Biz sadece omurgaya ait sorunlarda engellilik için puan veriyoruz. Diğer chapter'larda, bölümlerde bizim bir puanlamamız yok. Sadece omurgaya ait sorunlarda engellilik için puan veriyoruz. Bu da Hinanuru Moai, Paskalya Adası'ndaki en ünlü Moai. Diğer Moai'ların genelde kafaları gövdelerine dik durur. Bu hafif böyle Cock Robin pozisyonu gibi çenesi eğik ve o yüzden çok meşhur. Kendisi daha asil ve düşünceli bir tavır verdiğini söyleniyor bu muayen. Şimdi omurgaya ait sorunlarda engellilik de iki tipte verilebiliyor puanlar. Bunlar ayrı ayrı şeyler değil.
aynı sakatlık ya da hastalık için ya yaralanma modeli ve tana ilişkili değerlendirmeyi seçiyorsunuz puan verirken ya da eklem hareket genişliği veya fonksiyonel model denen modeli seçiyorsunuz. İkisinden birisini seçiyorsunuz. İkisini birden seçemiyorsunuz. Yani hem oradan hem buradan puan almıyor. Diyelim ki kırık, torakal kırık. Ya şeye sokacaksınız, yaralanma modeli ve tana ilişkili değerlendirmeye sokacaksınız. Oradaki tablodan puan vereceksiniz. Ya da 1-2 yani eklem hareket genişliği ya da fonksiyonel modele sokacaksınız. Buradan puan vereceksiniz. İkisinden birden veremiyorsunuz puanı. Şimdi kas iskelet sistemi chapter'ı bölümü bizim için önemli. Biz buradan puanlarımızı veriyoruz. Burada bakın omurga ait sorunlarda engellilik yani birinci bölüm. Bizim sadece puan verdiğimiz bölüm. Bu iki alt bölüme ayrılıyor. Daha doğrusu iki ayrı sınıflandırma sistemine ayrılıyor. Öyle diyelim. Bunlar birbirine ayrı bölümler değil. Şimdi diyor ki yaralanma modeli veya tanı ilişkili değerlendirme travma durumlarında ilk tercih edilecek yöntemdir. Ama ben bunu hiç kullanmadım. Hiç de bilmiyorum kullanmasını. Ve işin ilginç tarafı bu ekte hiç bu modelle ilgili örnek yok. Onlar da vermemiş öyle örnek. Burada travma durumlarında ilk tercih edilecek yöntemdir demesine rağmen ben ikinci yöntemi kullanıyorum. O da şu. Eğer bir yaralanma yok ise, bu yöntem yetersiz kalıyor ise veya yaralanma aynı omurga bölgesinde birden fazla segmenti etkiliyor ise eklem hareket genişliği modeli kullanılır. Yani aynı omurga bölgesinde demek lomberde hem 2 hem 3 kırık varsa şeyi kullanamıyorsunuz gibi. Travma yaralanma modelini kullanamıyorsunuz. Biraz ilginç belki saçma da gelebilir. Bana öyle geldi. Kafam karışmasın diye ben sadece bu eklem hareket genişliği modeli veya fonksiyonel model denen modeli kullanıyorum. Şimdi yaralanma modeline geçtiğimiz zaman bunun tabloları var tabii. Mesela lomber omurgadaysa bununla ilgili şeyler var. Şimdi burada kırıklar diğer modelden daha fazla puan alıyor. Mesela 8 puan, 13 puan, 23 puan gibi puanlar alıyor. Diğer modelde kırıklar 3-5 puan gibi puanlar alıyor. Ama diğer model anlatacağım. Bu servikal omurga için. Bu da torakal omurganın engellilik oranları için. Burası da Salar de Uyuni, Bolivya'da bir tuz sahası. Yağmur yağdığı zaman böyle dünyanın en büyük aynası oluyor ve yerle gök karışıyor burada. Eklem hareket genişliği modeli yani bizim kullandığımız yöntem. Engellilik için. Şimdi burada 3 tane hesaplama var. 3 tane puan var. Bir tanesi eklem hareket açıklığına bağlı engelliliğin hesaplanması. Bir tanesi 1-2-2 spesifik omurga hastalığına bağlı engellilik. Üçüncüsü de spinal sinir kayıplarına bağlı engelliliğin hesaplanması. 3 ayrı hesaplama yapılıyor. Üçü tek toplanıyor. Şimdi eklem hareket açıklığı modeli. Bu modelde ikinci sırada gösteriliyor spesifik omurga hastalığına bağlı engelliliğin hesaplanması ama hesaplanırken ilk önce bu hesaplanıyor. Birinci basamak olarak spesifik omurga hastalıklarına bağlı engellilik tablosundan uygun tanı seçilir. Bu pratikte bizim kullandığımız tek tablo. Biz pratikte büyük heyette tüm puanları buradan veriyoruz. İkinci basamak olarak hareket açıklığı puan veriliyor. Buna uyumlu engellilik yüzdesi ilgili tablolardan saptanıyor. Bunu fizik tedavi yapıyor. Yani ekstansiyon şu kadar derecedir, fleksiyon bu kadar derecedir, ondan dolayı şu kadar puan alır falan filan. Bunları yapan fizik tedavi. Üçüncü basamak olarak da omurga bölgesinin ilişkili olduğu ekstremitelerde duyu motor kayıpları varsa bunlarla ilgili puan alıyor kişi. Ondan sonra da bütün bu puanlar birinci, ikinci, üçüncü basamaktan elde edilen puanlar Baltazar yöntemiyle birleştiriliyor. Bu modele göre tek bir değer elde ediliyor hastalığın engellilik
puanı elde ediliyor. Biz bu eklem hareket açıklığı modelinde sadece spesifik omurga hastalığı tanısına bağlı engelliğin hesaplanmasını kullanıyoruz. Bizden bunu istiyorlar. Benim tek kullandığım tablo bu. Spesifik omurga hastalığına bağlı engellilikte tablo 1.7. Bütün puanları buradan veriyorum. Hepsine. Kullandığımız bütün puanlar buradan. Ve burada da en çok kullandığımız 3 tane puanlamayı okla gösterdim. Birinci puanlama, bir vertebra cisminin kompresyonu varsa, vertebra cisminin servikal mi, torakal mi, lomber mi olduğuna göre ve kompresyonun yükseklik kaybının %0 ile 25 arası mı, 26 ile 50 arası mı ya da 50'den fazla mı olduğuna göre bu puanlar değişiyor. Buradan bir puanlama veriyorum. İkinci olarak lomber diskektomi. Opere edilmiş lomber disk lezyonu bir puan alıyor. Mesela lomber disk ise 8 puan, servikal 7 puan gibi. Eğer hastada ağrı semptom devam ediyorsa varsa o zaman 10 puan alıyor. Burada da bakın spinal füzyon için bir puanlama var. Hastada bulgu varsa 9 puan alıyor lomber spinal füzyon. Hastada semptom yoksa 9 puan, semptom varsa 12 puan alıyor. Yine önemli bölüm. Ben şeyi göremiyorum. Ha, lomber 8. Bakın, operatörmüş edilmiş disk lezyonu lomberde ise 8 puan alıyor. Eğer semptom varsa, ağrı cistite varsa 10 puan alıyor. Eğer birden fazla seviyede disk lezyonu ameliyat edilmişse her seviye için %1 ekleniyor. Yani mesela 4-5 tane 5 birden ameliyat oldu ve hastanın şeysi var. Ağrısı var. Buradan 10 puan veriyoruz. Hastanın ağrısı var. İşte iki seviye 1 puan ekliyoruz. Eğer hasta 2 kere ameliyat olduysa 2 puan daha ekliyoruz buna. 3 kere ameliyat olduysa, 4 kere ameliyat olduysa her seviye için artık birer puan daha ekleniyor. Şeyde. Bir de laminektomi dar kanal ameliyatlarının puanları var. Dekompresyon. Bunlarda diskektomi yok, şey yok. Füzyon yok. Eğer tek seviye laminektomi yapılmışsa mesela Lomber'de 8 puan alıyor. Ve bulgu semptom varsa 10 puan alıyor. Şey aynı. Seviye artışı ve ikinci ameliyat aynı. Evet, burası da Cuernos del Paine, Şili'de. Torres del Paine Milli Parkı'nda. Patagonya'da. Şili Patagonya'sında. Mavi boynuzlar anlamına geliyor. Burası da fizik tedavinin daha çok kullandığı omurga hareket kısmına bağlı engellik oranları. Torakal için, lomber için, servikal için ayrı, ankiloz için ayrı. Yani hasta hiçbir tarafa gelemiyorsa farklı puan alıyor. Ayrıca spinal sinir kaybı varsa, duyu kaybı veyahut motor kayıp, bundan da ek puan alıyor hasta. Bunu da biz vermiyoruz açıkçası. Bunu da yine fizik tedavi veriyor. Burada dikkat edilecek olay şu, bakın tablo 1.10'da her sinir kökünün maksimum değeri var. Yani hangi sinir kökü ne kadar değerlidir diye. O sinir kökünün kaybı eğer değerliyse o sinir kökü daha fazla puan alıyor. Mesela C5'e 5 puan vermişler duysala, C6'ya 8 puan vermişler tamamı kayıpsa gibi. İlk önce hangi kökün hasarlandığına bakıyoruz, yüzde kaç kaybı olduğuna bakıyoruz, ona göre puan veriyoruz. Şimdi önemli bir kısım bu. Örnekler veriyor. 55 yaşında erkek hasta. Hastanın bel ağrısı var. Bir saatten fazla ayakta durursa bel ağrısı artıyor. Fizik muayenede sol lateral fleksiyon açısı 20 derece. Tanı kronik bel ağrısı. Bu hasta
engellilikten 1 puan alıyor sadece. 1 puan. Bu puan nasıl alıyor? Bakın sol lateral fleksyon açısı 20 derece. Lateral fleksiyona geliyoruz. Tablo 1.6'ya 20-24 arası. Bunun karşılığında da engellilik oranı %1. Bir başka örnek. 40 yaşında erkek hasta. Hastamız merdivenlerden düşmüş. L3-4 vertebrada sol tarafta kamalaşması var. Kırığı var. İşte sol lateralde 20 derece 30 başlangıç pozisyonu 20 derece yani hasta ankilozda 30 dereceye kadar arttırabiliyor. %20'lik ve %30'luk kompresyonları var. Bunun engellilik oranını bizim kılavuz %23 olarak vermiş. Peki nasıl oluyor? Buna bakalım. Bakın %20 ankilozu için buradaki puanlama 1 ile 29 derece 15 puan alıyor buradan. Sonra bizim tablo geliyor 1.7. Biz L3'teki %20 kompresyon için 5 puan veriyoruz. L4'teki 130 kompresyon için 7 puan veriyoruz. Bir geriye gelelim. Bizden kaç puan alıyor? 12. Daha sonra da bütün bunlar toplanıyor. %12'lik değer 5 ve 7 %15'lik değerle toplanıyor %27 ama Baltazar'a konduğu için bu %25 ediyor toplamda. Burası da Güney Kutbu, daha doğrusu Antarktika, Antarktik Circle'ın altı, Stonington Adası. Üçüncü örnek, 55 yaşında erkek hasta, bir mobilyayı kaldırmış, bel ağrısı ve sağsiyet telci gelişmiş. Cerrahi yapılmış, hasta iyileşmiş. 15. ayda tekrarlamış. Sonra bir daha ameliyat olmuş hasta. Bu sefer ağrısı geçmemiş. Tanısı ne? Radikülopati ile birlikte rekürren diskopati. Engellik oranı %24 vermişler. Bir takım fizik muayenede fleksiyon, ekstansiyon kayıpları var. Ayrıca duysal kayıp S1'de 4. derece, motor kayıp 4. derece. Bakalım. Hasta bizden operedilmiş disk hernisi 10 puan alacak burası. Çünkü ağrısı var. İkinci operasyon olduğu için 2 puan da alıyor. Hasta 12 puan alıyor. Buradan da lomber ekstansiyonu 20 derece olduğu için 3 puan alacak. Lomber fleksiyon 30 derece olduğu için buradan 4 puan alacak. Lateral fleksiyon solda 25 derece olduğu için buradan puan almıyor. Sağ lateral fleksiyon 20 derece olduğu için 1 puan alıyor. Ve duysal kayıp 4. derece, %25 kayıp var demek. S1'in total değeri 5 puan. %25 kayıp da 1.25 puan ediyor. Yani bu kökün duysal total değeri %5. Bunun da %25 kaybı 1.25 puan kayıp ediyor. Motor değeri de 4. Bu da %25 kayıp demek. S1'in motor toplam değeri %20. %20'nin de 0.25'i 5 puan ediyor. Sonuç olarak Baltazar yöntemiyle 6 puanlık bir engel bulunuyor. Tüm puanlar yani birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak puanlar toplanarak 12, 8, 6 toplamı %24 ediyor. Burası da Victoria şelalelerindeki Devil's Pool. Şeytan havuzu. Evet. Geri gelelim. Dördüncü örneğimiz 54 yaşında kadın hasta, düşme merdivenden, L2'de 155'lik, L3'te 120'lik kayıp var.
Engellilik oranı %30 vermişler. Nasıl olacak? Bakalım. 52'de %50'den fazla kayıp olduğu için biz lomber 12 puan veriyoruz. 53'te %20'den fazla kayıp olduğu için buradan 5 puan alıyor sadece. 12 artı 5, 17 değil 16 yapıyor. Baltazar ve toplandığı için. Burası. Dördüncü örnek. Bu hasta. Şimdi ekstansiyondan 10 derece ekstansiyondan 7 puan. Fleksiyondan 30 derece 4 puan. Sağ lateral, sol lateraller'den 3'er puan alıyor. Bakın 7, 4, 3, 3, 17. Bu hareket kısıtlılıklarında Baltazar yapılmıyor. Bunlarda direkt aritmetik ortalama, aritmetik toplam alınıyor. Tam teşekküllü raporlar, durum bildiri raporlar olduğu zaman bunlarda birçok çeşit olabiliyor. İşe giriş raporu, işin şeyleri anlatmış bulundum. Engelli raporlarını. Silah ruhsatı raporları veya ağır tehlikeli işlerde çalışır çalışamaz raporları geliyor genelde. Usule ve fenle uygunluk raporu geliyor. Verilmiş raporların. Durum bildiri raporları olabiliyor. Bunlar durum bildiri tam teşekküllü yani büyük heyet raporlarına örnekler. Şimdi tek hekim raporlarına geçelim. Tek hekim nasıl bir rapor verebilir? Bizim hastanenin probelinden örnek vereceğim. Şimdi bakın herkes probayı kullanmıyor ama aşağı yukarı aynı olduğunu tahmin ediyorum. Yani benzer bilgisayar sistemleri olduğunu tahmin ediyorum hastanelerde. Şurada bizim anamnez bölümünün sekmesinin altında heyet tek hekim diye bir bölüm var. Tuş var. Buraya basıyoruz. Buraya basınca birçok şey çıkıyor. Bunlar fizik tedavi falan için. Bizi ilgilendiren şey burada ilaç muaf raporu. Yani ilaç raporu dediğimiz tek hekim raporu. Buna tamama bastığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada teşhis kodları şu geriye gideyim. Şu sarılar gördüğümüz sarıların hepsi dolacak arkadaşlar. Bütün sarılar dolacak. İlk önce üst sarıdan başlıyoruz. Teşhis kodları bölümüne. Buraya çift tıkladığımız zaman böyle bir şey açılıyor. Burada direkt epilepsi yazdığımız zaman bunlar çıkıyor ve burada epilepsiyi seçiyoruz. Levetiracetam yazacağız hastaya. Burada gözüktü. Medulla kodu, epilepsi, teşhis kodu burada gözüktü. Ondan sonra ICD kodunu da yazıyoruz. Aeroport tanı ekle bölümüne aşağıya. G40 yazınca şey çıkıyor, epilepsi. Bunun da alt şeyini seçiyoruz, sekmesini. Epilepsi tanımlanmamış diyelim. Tanımız teşhise bağlı tanı kodları epilepsi tanımlanmamış. Daha sonra etkin maddeye gireceğiz. Geri gelelim. Etken madde şurada. Etkin madde ekle. Bunu sarıya çift tıkladığımız zaman karşımıza şöyle bir çoktan seçmeli şey çıkacak. Burada da leve yazmaya başladığımız zaman karşımıza leve Tresetam çıkıyor. Burada parenteral değil, bir şey yazmıyor. Oral form oluyor bu. Seçiyoruz. Daha sonra levetiracetam buraya çıktı arkadaşlar. Burada tedavi şemasına gireceğiz. Çift tıkladığımız zaman doz şeması, doz seçin diye bir seçenek çıkıyor. 1 çarpı 1, 2 çarpı 1 neyse o çıkacak. Burada seçiyoruz. 1 çarpı 1'i seçelim. Tedavi şeması 1 çarpı 1 çıktı. Bu 1 çarpı 1'i biz 1 çarpı 750 yapıyoruz. 750 miligram alsın bir kere de diye. Daha sonra birimi seçeceğiz. Birimi de miligram olarak seçiyoruz. Bu birime çift tıkladığımız zaman kullanım dozu çıkıyor. Burada da miligramı seçiyoruz. Miligramı yazdık. Periyot 1 yazıyoruz. Ve kullanım periyodu gün. Bir günde bir defa 750 miligram levetiracetam yazılmış oldu hastaya.
Rapor süresi, kullanım süresine geçeceğiz şurada. Kullanım süresini bir yazıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman yıl, ay, gün çıkıyor. Ne yılı seçiyoruz. Bir yıl kullansın hasta. Bitiyor. Rapor tarihi burada girilmiş olduğu için rapor bitiş tarihi tak diye çıkıyor karşımıza. Evet. Kullanım süresi burada çıkacak. Raporun başlangıç tarihi, bitiş tarihi çıkıyor. Peki 3 Ekim heyet raporu neler olabilir? Raporları. Çok fazla rapor var 3 Ekim heyet raporları. Bakın yine bizim Probel sisteminde heyet 3DR yazan bir sekme var. Anamnezin altında. Buna tıklıyoruz. Karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada heyet türü. Buraya çift tıkladığımız zaman böyle bir drop down menü diyelim çıkıyor. Burada bir sürü heyet seçeneği var. 3 Ekim raporunun kullanılabildiği. Burada biz ne kullanıyoruz en fazla? Durum bildiri rapor yazabiliriz. Bir. Tıbbi malzeme raporu yazabiliriz. İki. Veya ilaç raporu yazabiliriz. Üç. İlaç raporu ne yazabiliriz? Mesela pregabalin. Çünkü pregabalini tek hekim raporuyla yazamıyoruz. Ben yazmıyorum gerçi de. Yazılmasını da tavsiye etmiyorum ama bu ilaçlardan birisi. 3 Ekim raporuyla yazılan. Pregabalin yazacağımızı farz edelim bir hastaya. Şimdi böyle bir ekran çıktı karşımıza. Boyun ağrısı teşhisi var. Pregabalin için yetmez. Bakın heyet bilgileri. Buraya polineuropati yazıyoruz. Polineuropati yazılması zorunlu. G62 ya da G63 oluyor. Polineuropati teşhisi konacak. Bu bakın klinik tanı ya da nöropatik ağrı yazılması zorunlu. Hastanın pregabalin alması için. Karara da yine nöropatik ağrı lafı girmek zorunda ve kullanım şeması girmek zorunda. Hangi ilaç? Ne kadar dozda alacak? Bunlar girilmezse hasta ilacını alamıyor eczaneden. Eczane düşmüyor. Şimdi teşhis kodlarına geldik. İkinci sekmeye. Heyet bilgileriydi bu. Şuradan. Heyet bilgilerinden teşhis kodlarına geçtik. Teşhis kodlarında da yine bir önce G62 yazmıştık. Buraya da yine G62 yazmak zorundayız. Ha bu 4D listesinde yer almayan ilaç hastalıklara giriyor. Bunlar ilacın parasını vermek zorundalar. Diğer levetiracetamda bunlardan para almıyorlardı. Tedavi şemasını yazıyoruz buraya. Evet. Bütün şeyleri dolduruyoruz. Yine ICD-10 kodlamada polineuropati seçiyoruz. ICD kodlarında. Etken maddeleri de bastığımız zaman buradan pregabalini seçiyoruz. Alt tarafa pregabalin yazılıyor. Yani buradaki teşhis kodları sırası EC4D listesinde yer almayan hastalıklar, polineuropati ve etken madde pregabalin. Yine kullanım dozunu, kullanım şemasını yazıyoruz burada. Günde mi, ayda mı, yılda mı alacak onları yazıyoruz. Her şey bittikten sonra da bakın şu alt tarafta 3 Ekim raporu olduğu için doktor bir benim. Ama doktor 2 seçmem lazım, doktor 3 seçmem lazım. Buradan Ertan'ı seçiyorum. Buradan Gökhan'ı seçiyorum. 3 doktorun şeysini yazdım. Adını ve numaralarını yazdım. Şimdi bunu gönderdiğim zaman ilgili doktorların ekranına düşecek ve onlar onayladığı zaman bu şeyin gerisinde yeşil renk çıkacak. Gene çok
verdiğimiz raporlardan birisi alt bezi. Tıbbi malzeme raporu. Bu da 3 Ekim raporuyla çıkıyor. Malzeme raporu. Yine bu tıbbi malzeme raporunu seçiyoruz. Biliyorsunuz şuraya tıkladığım zaman rapor cinsleri dökülüyordu. Aynı şekilde uygun bir tane yazıyoruz buraya. Torasik vertebra kararı dedim. Hasta felç olsun. Paraplejik olsun mesela. Buraya da klinik tanıya da yazıyoruz. Karara da bunlar önemli. Hem heyet bilgilerinde tanı kodu, klinik tanı ve karar. Karara da torasik vertebralı hasta, tanılı hastada idrar ve gayete inkontinansı mevcut. İşte ne kadar alt bezi kullanması uygun? 4 çarpı 1 alt bezi kullanması uygundur. İmmobil hastane diye yazıyoruz. Bunlar yazılmazsa şeyi alamıyor. Sonra tıbbi malzeme böyle sekmesine geçiyoruz. Tıbbi malzeme sekmesine çift tıkladığımız zaman bir liste çıkıyor. Buraya da alt bezi diye yazdığımız zaman alt bezi, külotlu hasta alt bezi seçeneği çıkıyor. Bunu seçiyoruz. Kullanım yeri diye bir şey çıkıyor. Şimdi bu bir ritüel herhalde. Bir anlamı yok ama kullanım yeri sağ uzun, sol uzun fark etmez diye yazılıyor buraya. Kullanım şekli de kanal içi kulak arkasında iki şık çıkıyor. Kanal içi seçiliyormuş burada. Bunun da bir anlamı yok ama böyle yapılıyor. Kullanım yeri günde kullanılacak. Adeti de şuraya girilecek 4 tane. Zaten bir öncekinde yazılmıştı. Sonra özel heyet sekmesi seçiliyor. Burada da hastanın karar tedavi bölümüne bu yazılıyor. İşte torasik vertebra kanalı idrar gayete inkontinans mevcut hastanın 4 çarpı 1 alt bezi kullanması uygundur. Daha sonra e-rapor gönder bölümüne basıp hastanın raporunu gönderiyoruz. Gelelim istirahat raporlarına. Hastaya istirahat raporu vereceğiz. Bu ister bir günlük istirahat olsun, isterse 6 aylık istirahat olsun ya da 3 aylık abarttım biraz da 3 aylık istirahat olsun. Aynı yolla veriliyor. Aynı yöntemle. Bu webten veriliyor, internetten yani Provel'den ya da hastane sisteminden değil. Bizim hastanede böyle bir açtığımız zaman Google Chrome'u zaten hazırlanmış ama kendiniz de girebilirsiniz. Uygulamalar bölümünde iş görmezlik raporu diye bir sekme var. SGK'nın. Buraya giriyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Bu kullanıcı adı, medula şifresi ve güvenlik anahtarı. Güvenlik anahtarı burada gördüğünüz şifre. Kullanıcı adı, TC numaranız, medula şifresi de sizin bu USB kartınızın şifresi. Bunları giriyorsunuz. Giriş yapı bastığınız zaman sisteme giriyorsunuz. Ben bu şekilde giriş yaptım. Kendi kimlik numaramı yazdım. Medula şifremi yazdım. Buraya da güvenlik anahtarını yazdım. Gördüğünüz gibi. Ve benim adım, daha doğrusu adım da çıkmamış ama şeyim çıkıyor. Tesis kodu. Bunu seçiyorum. Zaten benim bu. Daha sonra karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Burada yeni rapor, mevcut rapor vesaire seçenekler var. Burada yeni raporu seçiyorum. Yeni rapora tıkladığım zaman böyle bir ekran çıkıyor. TC kimlik numara yazıyor. Artık buradaki TC kimlik numara benim değil, hastanın TC kimlik numarası. Hastanın TC'sini, kimlik numarasını buraya yazıyorum. Yazıp tıkladığım zaman bizim Merve sağ olsun bir giriş aldı. Onu hasta olarak kullandık. Ve ona bir rapor çıkartalım dedik. Burada TC kimlik numarası ve adı çıktı. Bakın aşağıda boş bir sürü yer var. Ve bu yıldız olanlar doldurulmak zorunda. Teker teker. Rapor başlama tarihi, kapsam, vaka, düzenleme türü, adli vaka, trafik kazası, yatış durumu. Bunlar doldurulacak. Şimdi teker teker dolduruyoruz. Rapor başlama tarihini doldurduk. Bugün idi. Polikliniğe geldiği tarih. Vaka seçiniz diyor. İş kazası mı, hastalık mı? Biz hastalık olarak seçtik. İş kazası değil. Sonra düzenleme türü. Seçiniz heyet mi, tek hekim mi? Eğer 10 günden aşağı rapor veriyorsanız tek hekim.
10 günden fazla rapor veriyorsanız 3 Ekim. Meslek hastalığı şüphesi var mı? Seçiniz yok dedik. Adli vaka trafik kazası yok. Yoku seçiyoruz. Ne adli vaka ne de trafik kazası. Yatış durumu ayakta yatış var karma. Bunu karma seçiyoruz arkadaşlar. Karma demek hasta yatıyor ama yattı taburcu ettik. Yattığı süre de dahil olmak üzere ayaktan da rapor vereceğiz. Toplam rapor süresi hem yattığı süre olacak hem de daha sonra taburcu olduktan sonra ayakta istirahat edeceği süre olacak. Bunu karma yazıyoruz. Yatarak gün sayısı hasta 2 gün yatmış olsun. Buraya 2 yazıyoruz. Yani taburcu olduğu zaman yapmışsak. Ayakta gün sayısında 3 yazıyoruz. Yani 3 gün daha dinlensin evde dedik. Şimdi burada tek hekim raporu olması yeterli. Ama ayakta gün sayısına 30 yazarsak 3 yerine artık bu tek hekim raporu olamaz. Düzenleme türüne heyet yazacağız. Düzenleme türüne burada. Heyet yazdık. Geri kalan şeyler tamam. Bu da bu şeydi, yatan hastaydı. Poliklinik hastası ise böyle yatış durumu ayakta karma değil artık. O zaman ayakta gün sayısı. Yani toplam polikliniğe gelmiş hasta. Biz bu hastaya 3 Ekim raporuyla 30 gün rapor veriyoruz. O zaman buna ayakta yazacağız. Yatış durumuna ve ayakta gün sayısına da 30 yazacağız. Burada bir geriye gelelim. Devama bastığımız zaman, tıkladığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Belgenin düzenlendiği tarih belgen o. Poliklinik defter sıran o. Bunlar da olacak, teşhis de olacak. Şimdi belgenin düzenlendiği tarih tabii bugünün tarihi. Burada bunu yazıyoruz. Belge ne o? Önemli bir şey değil. Buna bir yazılabiliyormuş ya da poliklinik numarasını yazabiliyorlar. Gene poliklinik sıra ne o da önemli değil. Buna da bir yazılabiliyor. Rapor durumuna çalışır yazmak daha güvenli. Kontrol yazdığınız zaman gelip tekrar raporu düzeltmek zorunda çalışabilir diye ona çevirmek zorunda. Gerek yok. Zaten çalışamazsa tekrar gelir muayene olur. Buraya çalışır diye yazmakta fayda var. Bir dakika geri gideyim. Daha sonra teşhis seçeceğiz. Buraya tıkladığımız zaman menü açılıyor. Burada direkt yazabiliyoruz. M diye başladığımız zaman M51 intervertebral disk bozuklukları çıktı. Bunu yazdık. Daha sonra da teşhis alt grubuna tıklıyoruz. Buradan da M51 biri seçiyoruz. Lomber ve intervertebral diğer intervertebral disk bozuklukları. Karar kısmına bir şey dolduracağız. Buraya da 30 gün istirahati uygundur diye yazıyoruz. Bakın birinci doktor benim. TC kimlik numaram. İkinci doktora 1111 attım kafadan bir TC kimlik nosu. Bu da üçüncü doktor TC kimlik nosu. 3 tane doktora yazıyoruz ve gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Alaaddin kendi sesini açabilirsin. Olsun. Benim sesim çıktı abi. Ertan abinin kapalıydı. Onu açtım şimdi. Ha. Şey o da. İcabçı. Abi ağzınıza sağlık. Gayet özet oldu. Belli ki çok alt şeyi var. Evet. Formu var. Ama ana hatlarıyla en azından bir tablo çizdiniz bizim kafamızda. Alo. Ertan geldi. Geldi evet. Yok abi. Heh. Ertem moderatör ama Özhan var. Ben çağırmıştım onu. İstersen sesini aç. Bir kendisinin görüşlerini alalım. Tamam. Abi Özhan'a zaten muhakkak söz verelim. Çok Özhan duyuyor musun? açıklayıcı bilgiler Hocam verdi. duyuyor musunuz hocam? Duyuyoruz, duyuyoruz. Özhan'cığım iyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. Sorularını okumayayım ben senin Özkan. Sen çok güzel bilgiler vermişsin. Kendin söyle istersen direkt. Estağfurullah hocam. Kamil hocama teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Gerçekten güzel anlattı. Tabii ben askeri hastanede de çalıştığım için hem askeri yönetmeliği hem bu malum durum bildirir ve engelli yönetmeliklerine göre birkaç bir şey eklemek istiyorum.
Engelli raporlarında 65 yaş üzeri hastalara 10 puan ekliyoruz. Onu zaten heyette siz biliyorsunuz. Hani bilmeyen hocalarımız olabilir. Bir de iki tane bakanlık dedi Kamil Hocam. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı engelli hastalarının engelli yardımı alırken engelli haklarından yararlanması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne müracaat ediyorlar. Kaymakamlık üzerinden engelli maaşı alıyorlar. Biz buna 2022 sayılı kanun diyoruz. Yani engelli maaşı. Bu da önemli bir husus. Tabii tıbbi konuları ben hekim olmadığım için bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. ÖTV raporu var. Orada hocam atlamış olabilir. Yine engelli raporu. Hasta 90 ve üzeri engel puanı alırsa birinci derece yakını ÖTV'den araç alabiliyor. Bir husus daha vardı. Onu bir bir de hocam yönetmelikte galiba Kamil Hocam söylemedi yanlış hatırlamıyorsam bu yeni çıkan yönetmelikte 18 yaş altı hastalar için yani çocuklar için Çözger raporu çıktı. 18 yaş altı hastalara da Çözger raporu veriyoruz. Burada da iki karar engel puanı yok. Gereksinimi vardır ya da özel gereksinimi yoktur. Kararı çıkıyor çocuk hastalar için. Yani bu kadar söyleyebilirim hocam şimdilik. Sağ ol, sağ ol Özcan'cığım. Yani sizin tabii uygulamayla veya teknik olarak heyet içinde soracağınız sorular varsa yanıtlayabilirim. Özcan, benim şöyle bir sorum olacak. Kamil abi de yanıtlayabilir. İsmail abi de burada. Daha tecrübeliler benden. Eskiden bizim ameliyatlarda puan alıyordu. Bir epidural hematom. Kemik defektinin santimetresi karesine göre askerden muaf olabiliyordu hastalar. Şimdi Kamil abinin meşhur bir lafı var. Benim de çok hoşuma gidiyor. Hani hastanın kafayı kesin, koyun heyete 0 puan alıyor. Yani bu neden? Nereden çıktı bu? Doğru mu bilmiyorum. Yani bizim işimize mi geliyor ya da bilmiyorum yani. Neden Özhan böyle bir şey ya da Kamil abi? Ya Ertan, 0 puan. askerlikle ilgili şeyi tam bilmiyorum. Belki Ya askerlik da başka şey yapıyordur ameliyat ama olur abi. Tümör ameliyatı yine engellik puan 0. alamıyor. Ama Evet. askere gidiyor mu gidemiyor mu onu bilmiyorum yani. Özlem Bey. Tümör Hocam ameliyatı. Heh. ben 3-4 farklı askeri hastanede görev yaptım. En son 2015-16 yıllarında Erzurum'da çalıştım. Erzurum Maraş Alçakmak Askeri Hastanesi'nde. İşte daha önce Denizli'de, Malatya'da çalıştım. Ben askerliğe elverişli değildir diyebiliyorum. Yani askerlik yapamıyor bu kişi. Ama bir incelenden alamıyor raporu artık, değil mi Kamil abi, yani bizden Puan alamıyor. alamıyor. Ertan, Evet, puan engellilik raporu alamıyor. Hocamın alamıyor. dediği gibi. Evet. Farklı şeyler. Bak, askerliğe elverişli raporu durum bildirir rapor. Evet Aynı hocam. şey değil. Doğru. Şeysi farklı. Kategorisi farklı. Yani birisi durum bildirir rapor, öbürü engellilik raporu. Beyin tümörlerinde de abi rapor alamıyor herhalde, 0 bizden. Alamaz. Değil mi? Alamıyor yani. İlla hani şey değil, asker için değil. Hocam Alamıyor. beyin tümöründe Heh. onkoloji puan Ondan veriyor galiba. alıyorlar. Evet, Tabii. ondan alıyorlar. Evet hocam. Bizden değil. Şimdi bir de hocam bu sözünüzü kestim hocam. 2019 dedi Kamil hocam. 2019 Şubat ayında yayınlandı bu yönetmelik. Engelli yönetmeliği yeni güncel hali. 2019 öncesinde onkoloji puanları 20, 40 ve 80'di. Yani metastaz yapmamış hastalara artı 20 puan veriliyordu. Evresine göre 40 ve 80 veriliyordu hastalara. Şimdi yeni çıkan yönetmelikte artık artı 20 puan kaldırıldı. Onkolojinin minimum puanı 40, 60, 80 oldu. Yani
hastanın hiçbir rahatsızlığı olmasa bile, örnek veriyorum, bir MMSA bayan hasta 40 puan aldığı için engelli haklarından yararlanabiliyor. Anladım. Teşekkürler. Teşekkürler Özkan'cığım. Abi İsmail abi söz istiyor. Şimdi mi verelim, okuyayım mı Ver. yazıları gelen? Ver şimdi. Tamam, ben veremiyorum. Alaaddin sen mi? Mikrofon açtık zaten. Ben aldım, Evet. aldım sesi. Geliyor mu sesim? Evet. Geliyor. Sesim geliyor değil mi? Geliyor abi, geliyor. Yani şimdi ben bu yönetmelik habire değişiyor ama en son şu an kullandığımız yönetmeliğin bir değişme tarihi var. Sanıyorum 2000'li yılların ilk yarısı filandır. Kamil'in ya da senin dediğin gibi adamın kafasından geçirdiği ameliyatın hiçbir puan değeri kalmadı. Onkolojiden alıyor, malign tümör. Benign bir ameliyat geçiren hastaya puan verilmiyor. Belinden bir bel fıtığı ameliyatı olmuş. Benim ağrım var filan deyince ciddi bir puan alıyor. 10 küsür puan alıyor. Yani ya da 8-10 tane vida çakıldığında 15-17 puanlara çıkıyor. Bunun mantığını ben çözebilmiş değilim. Bunun nasıl bir şeyle çıkarıldı? Bu yönetmeliğin altında kimsenin imzası da yok yani. Bu bir komisyon yaptı filan diye. Bence bunların hepsinin bir elden geçirilmesi lazım. Yani bir mantık hatası olduğunu düşünmekteyim. Askerliğe gelince ben de askeri hastanede çok çürük raporu için uğraşmıştım askerdeyken. Askerin sınıfına göre ameliyattan aldığı şey değişir. Yani bir normal piyade eri çürük olur. Astsubay efendim alt göreve gönderilir. Ama yüzbaşı sınıf görevini yapar diyor mesela bir bel fıtığı ameliyatı o zaman için öyleydi. Askerse yani erse çürük. Efendim astsubaysa alt göreve gönderilir. Rütbeli subaysa sınıf görevini yapar bel fıtığı ameliyatı olmuş, başarılı olmuş ameliyat. Böyle bir şey vardı yani. Hala devam ediyor mu onu bilmiyorum. Zamanında öyleydi. Sınıfına göreydi yani şey. Hocam benim Askeri sesim açık hastanede. mı hocam? Açık açık. Açık. Hocam, İsmail hocam güzel bir konuya temas etti. Doğru söyledi. Şimdi er kategorisindeki yani rütbesiz askerlerde A sağlam kabul ediliyor. B ve D çürük kabul ediliyor. Yani askerliğe elverişli değildir. C maddesinden de yani askeri yönetmelikte TSK Sağlık Yeteneği yönetmeliğinde A, B, C, D dilimleri var. C kategorisinden de işte 3 Ekimli istirahat raporlarını ya da 1 yıllık uzatma raporlarını veriyoruz. Rütbelilerde hocamın söylediği gibi bir çizelge var. Rütbelinin rütbesine göre ve kuvvet sınıfına göre. Mesela ben askeri hastanede çalışırken askeri hastaneler devre olmadan önce rütbem astsubay başçavuştu. Tabii şu an hala devam ediyor özlük haklarımız ama artık Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalışıyoruz. Rütbelilerde 4-5 farklı uygulama var, karar var. B dilimine girerse, A dilimi zaten sağlam, rütbelilerde de aynı. B dilimine girerse sınıf değişikliği olabiliyor. Ya da geri hizmet gibi karargah ve kurumlarda çalışabiliyor rütbeli personel. Ama D dilimine girerse o da aynı şekilde askerle elverişli değildir yerine TSK'da görev yapamaz. Yani çürük rapor alıyor. Rütbelilerde D dilimi çürük ama B dilimi çürük değil. Yani geri hizmet gibi düşünelim ya da karargah ve kurumlarda çalışıyor. Evet. Şimdi tabii askerlerin konusu bambaşka. Bizim hakim olmamız neredeyse imkansız. Biz Evren'e soruyoruz. Telefon açıp beylerde Evet. ya da gönderiyoruz direkt. Yani askeri kökenli olmayan birisinin o konulara tam hakim olması biraz zor. Yani bizim bile kendi konularımıza tam hakim değiliz. İstersen Ertan bir devam edelim sorular çünkü Tamam, gelecekler var. tabii ki abi, tabii ki. Fatih Sümer hocamız ilk konu başlangıcında siz anlatmadan önce abi konuşmuştuk. Kendisi sizi duydum fakat mikrofonu açamadım demiş. Teşekkür ederiz Fatih hocam. Özkan buraya yazdığı her şeyi açıklamış abi.
Murat Döşoğlu hocamız kurul üyesi olumlu veya olumsuz yönde oy kullanır. Olumsuzlukta ayrık oy gerekçesi yazılır. Çekimser kalamaz diye katkıda bulunmuş. Evet. Gene Özkan İlhan'ın 65 yaş üzeri hastaları artı 10 puan ekliyoruz. Bilgi amaçlı vermiş. İrfan Zengin hocamız, Doktor İrfan Zengin, Van 100. Yıl Üniversitesi'nden bu konuyu anlattığınız için teşekkür ederim demiş. Tablo 4 ve tablo 4-2'yi kullanabiliyor muyuz? İlave soruları var abi. Hasta servikal travma sonrası tetraplejik olmuşsa cerrahi öyküsü yoksa puanlamayı FTR mi yoksa beyin cerrahisi mi vermeli? Puan verirken alt ekstremite için ayrı, üst ekstremite için ayrı puan mı verilir? 10 yıl önce LDH operasyonu öyküsü var. Fakat yaşlanmayla beraber yürüyemeyen, tekerlekli sandalye kullanan hastanın özür oranını nasıl vermek gerekir? FTR ameliyat öyküsü olduğu için puanlama için beyin cerrahisine yönlendiriyor. Ayrı bir sorusu hocam abi gene. Transsfenoidal yolla hipofizden operi olan hastaya özür oranı var mı? Kraniyotomi yapılan hastalara nöroloji muayene normalse özür oranı ne olmalı? Tamam. Ben şimdi kendi uygulamamdan vereyim. Tablo 4.1 ve 4.2'yi isterseniz kullanabilirsiniz. Ama bunları fizik tedavi kullanıyor. Fizik tedavi heyetin asil üyesi. Yani altı üyenin içinde değil ama zaten gelmek zorunda. Bizden kendi karar veremedikleri şeyleri soruyorlar. Yani o da ameliyat. Hem hareket kısıtlığının hem şeyi fizik tedavi veriyor bizim hastanede en azından. Hani ama birisiyle kavga ederseniz fizik tedavi ben vermem sen vereceksin derse sonuç nereye varır onu bilmiyorum ama tekerleri, kuvvetsizlikleri fizik tedavi veriyor. Çünkü sebebi ne olursa olsun. Yani sebebi ister şey olsun ne bileyim bir bel fıtığı ameliyat olsun ya da bir başka şey olsun sonuçta bir seker seker. Yani hastanın kolunda bacağında kuvvetsizlik varsa oradan belli bir puan alacak. Fizik tedavi onu verir zaten. Yani o kuvvetsizlikten dolayı. Bunun diskten olması ya da ne bileyim başka bir tümörden olmasının çok önemi yok. Sonuç önemli. O yüzden ben kullanmıyorum ama hani ben bunu yapmak istiyorum diyen kişi de yapabilir herhalde. Kimse de hayır demez. Ama bizim hastanede bunları fizik tedavi değerlendiriyor. Tablo 4.1-4.2'yi de. Hasta servikal travma sonucu tetraplejik olmuşsa cerrahi öyküsü yoksa puanlamayı FTR mi beyin cerrahisi vermeli? FTR vermeli. Sonuçta seker. Ve şey ameliyat puanı söz konusu değil burada. Seker var. Benden sonra Özhan da fikirlerini söyleyebilir. Bu konuda heyetin şeysi olarak. Puan verirken alt ekstremite ve üst ekstremite için ayrı ayrı puan verilir. Bu tablolara göre ayrı veriliyor. Yani alt için ayrı veriliyor, üst için ayrı veriliyor hastanın. Omurga bozukluğundan kaynaklanmışsa, omurga hastalığından kaynaklanmışsa. 10 yıl önce lomber disk hernisi operasyon öyküsü mevcut. Fakat yaşlanmayla beraber yürümeyen tekerlekli sandalye hastasının özür oranı nasıl vermek gerekir? Ben bu hastaya 8 puan veriyorum. Yani lomber disk hernisi ameliyatı veriyorum. Hasta çünkü artrozdan, gonartrozdan birçok şeyden yürüyemez olmuştur. Bunlara fizik tedavi veriyor ya da ortopedi veriyor. Yani dizle ilgili problem varsa. Yani bunda en fazla lomber diskten dolayı bir ağrı ya da hareket kısıtlılığı falan kaldığını düşünüyorsanız 10 puan verebilirsiniz. Yani 8 puan yerine. Geri kalan bu tablo 4 ve hareket kısıtları şeylerini fizik tedavi verir. Transsfenoidal yoldan hipofizden operi olan hastaya hiçbir özür oranı vermiyoruz. Sıfır bizim açımızdan. Kraniotomi yapılan hastalara nöroloji muayene normalse sıfır. Hiçbir özür oranı vermiyoruz. Ersan sen de tecrübeli bir çalışan memur olarak bir fikirlerini. Hocam estağfurullah, doğru söylediniz hocam. Şimdi tabii tıbbi konuları ben bilmiyorum hocam. Siz anlatırken bir iki konuyu ben not almışım. Tamam. Şimdi trafik kazasına bağlı engellilik oranı ne olduğunu bilmiyorum dediniz anlatırken. Trafik kazasına bağlı engellilik tespiti şöyle bir şey.
Hasta bir trafik kazası geçirmiş. Trafik sigorta acentesine müracaat ediyor. Tazminat alabilmek için hasta hastane sağlık kuruluna ya da adli tıpa başvurabilir bu raporla ilgili. Bu raporun bir ücreti var. Sağlık kurulundan ya da adli tıptan engel oranını belirtir bir rapor alıyor. Bu engel oranına göre trafik sigortasından tazminat hakkı doğuyor. Maddi tazminat hakkı. Yani engel raporuyla birebir aynı, fakat bu rapor ücretli bir rapor. Normal engel raporumuz biliyorsunuz ücretsiz. Evet. İrfan Hoca'nın sorusu bir sonraki soruydu. Sen onu okumadın herhalde. Sen şeyden görerek cevap verdin herhalde. Ertan sen okumuş muydun? Ben okumadım. Hayır abi. Bir sonra Ertan şimdi herhalde Fatih Hoca'nın bir sorusu chatten var. görerek cevap verdi. Evet. Sonra da ben de şey yapayım. Ben de fikrimi söyleyeyim. Dediğin gibi bu 2-3 yıl önce geçirilen trafik kazasının lomber fraktürün bu kazayla ilişkili olup olmadığını soruyorlar. Bize de geliyor böyle. Yani hastada bir kırık var, görüyorsunuz. Hasta diyor ki ben 3 sene önce kaza geçirdim. Sorulan soru da bu lomber fraktür hastanın geçirdiği trafik kazasıyla ilişkili midir? Şimdi buna cevap vermek bazen zor olabiliyor. Hastanın o zamanki raporlarını, filmlerini, notları, acil notunu falan ele geçirmek gerekiyor ya da ulaşmak gerekiyor. Eğer acilde bir not varsa ya da yattığı yerde işte hastada kırık saptandı şu bu falan, o zaman bunun trafik kazasıyla ilgili olduğunu söylüyoruz. Eğer elimizde o zaman bir film var ve hastada hiçbir şey yoksa ya da kazadan sonra bir film var, hiçbir şey yoksa trafik kazasıyla ilgili olmadığını söylüyoruz. Ama hiçbir şey yoksa o zaman da ben şey yazıyorum. Bunun 3 sene önce geçirdiği trafik kazasıyla ilgisi olup olmadığına kesin karar verilemez diye yazıyorum. Benim yazdığım şey o. Evet, evet hocam. Evet, ben de aynı yazıyorum abi. Evet. Hocam Devam ben ediyorum. bir şey ekleyebilir miyim Buyur, hocam? buyur, buyur, buyur. Şimdi aynı trafik kazasına bağlı gibi hocam, SGK maliyet raporlarında da iş kazası var. Kamil hocamın dediği gibi biz hastadan o tarihteki, söz konusu tarihteki, yani trafik kazası olabilir, iş kazası olabilir, hastanın epikrizlerini istiyoruz ve e-nabızdaki kayıtlarına bakıyoruz heyetteyken. Bunlar uyuşuyorsa tabii tıbbi yönden hekimlerimiz karar veriyor. İş kazasına bağlıdır ya da trafik kazasına bağlıdır diyoruz. SGK maliyet raporlarının çünkü karar kısmında biz hastanın emekli olup olamayacağına karar vermiyoruz. Maliyet hakkındaki karar Sosyal Güvenlik Kurumunca verilecektir diyoruz. SGK'nın komisyonu var. SGK komisyonu toplanıyor. Aynı heyet komisyonu hekimlerden oluşan, hastanın yaşı, hastanın sigorta primi ve rahatsızlıklarına göre kişinin emekli olup olamayacağına karar veriyor. Malulen emekli olup olamayacağını. Evet, bize sorulan soru bu sakatlık ya da bu engellilik iş kazasından olmuştur ya da iş kazasından olmamıştır gibi bir hüküm yazılması. Onu yazabilmek için de herhalde belli bir kurum hekimi varsa ya da fabrika hekimi varsa, bir şey varsa onun notu veya işte ilk muayenenin kayıtları falan gerekli değil mi Özen? İş kazası tutanağı var hocam. Yani bunu fabrika doktoru falan mı yazıyor ya da kim, İş yeri hekimi yazıyor iş hocam. yeri hekimi yazıyor? Evet hocam. Onu görmek zorundayız değil mi? Yani görmeden yazabilir miyiz iş kazasıdır diye? Şöyle hocam, eğer iş kazası tutanağı ya da epikrizle uyumluysa genelde yazabiliyoruz. Bir tutanak olması lazım. Yani Evet ilk hocam, yani tarihler uyuşuyor olması lazım. Çünkü bazen hasta yalan beyanda, yanlış beyanda da bulunabiliyor. evet. Evet. Tamam. Fatih Sümer hocamız operasyon öyküsü olmayan beyin cerrahisine gönderilen hastalara puan vermek zorunda mıyız diye soruyor. FTR veya nöroloji bazen heyetten istek üzerine böyle hastalar geliyor. Ben Abi. kendi yaptığımı söyleyeyim. Bizim heyette engellilik puanı söz konusuysa, yani puan veriliyorsa, ben hiçbir şekilde hastayı almıyorum. Bazen hasta geri gitmesin diye şey yapıyorum. Yani ameliyat olmamıştır diye yazıyorum sadece.
ve çizgi çekiyorum. Bana da öyle diyorlar heyetten. Evet, çalışanları, başkanı. Hiçbir puan vermiyorum. Ama durum bildirir raporlarda bazen durum şey değişebiliyor. Yani özellikle mesela durum bildirir raporlardan emniyet mensuplarının belli şeyleri var. Kendi yönetmelikleri var. Geri planda ya da işte polisse kişi suçu takip edebilirim falan diye. O zaman ameliyat olmasa da gene beyin cerrahisi veriyor. Yani durum bildirir rapor için. Ama engellilik raporu için yani belli bir puan yazılıyorsa hasta ameliyat olmamışsa ben oraya bana gönderilse dahi bazen heyetten yanlışlıkla gönderiliyor. Sadece şey yazıyorum. Hasta beyin cerrahisi ameliyatı geçirmemiştir diye yazıyorum. Puan vermiyorsun yani sonuçta. Çizgi çekiyorum. Sıfır puan da değil. Tamam. Yani Zaten bana hocam o hastalara fizik tedavi puan veriyor. Beyin cerrahi puan vermiyor. evet. Yani puan İptal vermiyor da ediyorum. değilim yani. Bu hasta gelmemesi gerekirdi gibi bir şey. Çizgi çekiyorum. Evet, Yok evet hocam. hükmünde Oluyor yani yani abi sende. yanlışlıkla kayıt açılmış. Hastanın Evet. operasyonu yok. Yanlışlıkla beyin cerrahiye gönderilmiş. Bazen biz Kamil hocamla görüşüyoruz bu konuyu. Evet, Evet, bazen evet. geri gönderip iptal ettiriyoruz. Bazen de ben Ben de yazıyorum, aynı çekiyorum. Evet hocam. kendim çizgi atabiliyorum. Bel fıtığı ameliyatı olmamış, bel ağrısı diye bize geliyor. Onu direkt iptal ediyorum yani. Beyin cerrahini karalıyorum. Abi İsmail abinin sorusunu sanıyorum yanıtladık. Evet, Başta yani kendi soruyu söz da. alarak. Kliniğimiz mezun asistanlarından Doktor İstersen Aydoğan Aydoğan'ın sesini aç, kendisi açalım. cevaplarsın. Kendisi sorsun abi soruyu. Aha. İyi akşamlar. İyi akşamlar Aydoğan. Valla sunum için teşekkürler. Ben ortam biraz müsait değil de. Çocuk çok ses çıkarıyor. Şey için Tamam, yani okuyalım o çok zaman. kısaca sorayım sonra sesimi kapatayım olmadı. Ya bizim hastaneye özel mi bilmiyorum. Güvenlik görevlileri için sürekli hiçbir şikayeti olmayan, hiçbir ameliyat öyküsü olmayan hastalar her bölüme gönderiliyor. Bunlara bir şey yapmak gerekiyor ama gerçi bunu biraz cevapladık da az önce herhalde. Bunları reddedebilir miyiz? Yani gereksiz görüyorum bunları. Hani niye baktığımızı da anlamıyorum ben. Güvenlik görevlileri için ayrı bir yönetmelik var. Özen onu daha iyi bilir. Ben tam okumadım esasında. Bize az geliyor ya da ben az karşılaştım. Beyin cerrahı gönderiliyor mu Özen? Yani Hocam güvenlik. beyin cerrahı gönderilmiyor. Hastanın sağlık kurulu kayıt aşamasında biz hastanın beyanına göre beyin cerrahı açıyoruz. Ama daha çok hasta ameliyat olduysa yani operasyonu varsa beyin cerrahı açıyoruz. Bu tamamen sağlık kurulu ilk kayıttaki durumla alakalı bir husus Aydoğan hocam. O zaman bizim hastaneye özel bir şey muhtemelen. Evet yani sağlık kurulundaki kayıttaki arkadaş ilk hastanın kaydını yaparken fotoğrafını çekiyoruz webcam'le. Hastanın rahatsızlıklarını soruyoruz. Burada iyi hastayla iyi kontak kurmak lazım. Bazen biz epikrizlerine bakıyoruz. Yaşlı hastalar benim belim ağrıyor diyor. Hemen direkt beyin cerrahı açılmaması lazım. Ortopedi ya da fizik tedavi daha uygun olur. Muhtemelen sizin hastaneyle alakalı bir durum hocam. Teşekkür ediyorum. Özen, Buyurun hocam. yalnız bu şey emniyet mensuplarının durumu biraz daha değişik. Mesela fizik tedavi normal heyette asil üye ya da yedinci üye gelmesi zorunlu. Ama Yok emniyet hocam. Yok yanlış hocam. Şöyle durum bildirirdi hocam. 6 tane ana üyemiz var. Fizik tedavi asıl üye değil. Şeyden bahsediyorum. Engellilik raporunda okuduğum yönetmelikte fizik tedavi uzmanı varsa gelmek zorundadır diye yazıyor. Engellilik raporlarında. Eğer yoksa ortopedi gelmek zorundadır diye yazıyor. Şeyin haricinde, 6 kişinin haricinde. Yönetmelik öyle. Engelli de o şekilde hocam. Şimdi emniyet Engellilik. dediniz ya, emniyet Tabii. dediniz o yüzden. Yok, engellilikte fizik tedavi asil üye olduğu halde emniyet mensupları şeysinde belle ilgili sorunlarda fizik tedavi değil beyin cerrahi açılmış. Yani beyin cerrahinin şeysi var. Yazma bölümü var. Yetkisi mi hocam? Enteresan geldi bana. Anladım. Yani durum bildirilerde bizim şimdi e-rapor sistemine geçtik hocam. Durum bildirilerde ortopedi, fizik ve beyin cerrahisi yok üye olarak. 6 tane ana branş var. Emniyet Emniyet. mensuplarının yönetmeliği var ya, o Evet biraz daha hocam. değişik. Evet, evet hocam.
O biraz daha değişik. Kendine göre usulleri var yani. Bu ayrı Emniyet askerler. Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, yani polis okulu öğrencilerinin ya da bekçi adaylarının değerlendirildiği, yine aynı şekilde askerdeki gibi A, B, C, D dilimleri var. İşte geri hizmet, Evet. sağlam görev yapabilir ya da yapamaz gibi durum bildirir, raporlar veriyoruz. Onlar da fizik tedaviden değil, bizden istiyorlar şeyi. Evet, evet hocam, evet. Enteresan geldi bana. Öyle. Evet, Yani bir de teşekkürler. hocam Buyur. bu ÖTV raporundan bahsetmiştim. Şimdi küçük hastanelerdeki hekimlerimizin çoğu bilmiyor. ÖTV raporlarında özel tertibatlı araç ibaresi var. Belki duymuşsunuzdur mutlaka. Şimdi özel tertibatlı araç da yani branş itibariyle ortopedi, fizik tedavi, beyin cerrahi, ortopedik bölümler olduğu için hasta aracı kendi kullanacaksa yönetmelikte şöyle bir ibare var. Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir. Eğer bu ibareyi not düşmezsek engelli raporuna, bu rapor geçersiz sayılıyor. Çünkü örnek veriyorum, hasta ampute ÖTV'den yararlanmak istiyor, araç alacak. Bu kişiye biz ortopedik yönden, ortopedi, fizik tedavi ya da işte beyin cerrahi ile ilgili bir rahatsızlığı varsa rapor veriyoruz, engelli raporu. Bu ilçe sağlık ve emniyetin komisyonuna giriyor. O komisyonda hastaya göre özel bir tertibat yapılıyor aracın içine. Bu çoğu il sağlık müdürlüklerinde 30 günlük rapor tarihinden itibaren itiraz süremiz var. Eğer hasta işte bilmiyorsa ya da hastanın yanlış verdiyse, bu sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir ibaresi yoksa hasta araç alamıyor. Bu yeni mi çıktı Özcan? Hocam bu 2019 Şubat'taki yönetmelikten sonra çıktı. Fakat genelde malum biliyorsunuz hocam, ÖTV'den araç alan kişiler birinci derece yakını, yani işte Evet, nenesi, kendine. dedesi, Evet. annesi, babası için aldığı için Evet. 90 puanı geçiyorsa biz raporu veriyoruz. Ama örnek veriyorum, hasta sağ diz ampute, bu kişi ben aracı kendim kullanacağım Kendisi. derse bu anlattığım hususlar geçerli hocam. He, anladım. Kendi şerh koyuyor. Aracı Kendi kendisi kullanıyor. kullanacaksa Ya evet. şerh koyuyor. Anladım. Kendine şerh koyuyor. Ben kullanacağım diyor. Evet hocam. Bu Evet. peki bu aksesuar şeylerini firmalar mı yapıyor? Bilgi için soruyorum. Firmalar yapıyor fakat emniyetin komisyonu var hocam. Mühendislerden oluşan emniyetteki bu 7-8 kişilik komisyonla ilçe sağlık müdürlüğünde hekimlerden oluşan bir komisyon var. Onlar karar veriyor hocam. Anladım. Firma da yapıyor. Teşekkür Evet. ederim. Sağ olasın. Abi Mustafa Minoğlu kliniğimiz mezun asistanlarından. İstersen açalım mı sesini, kendi ok. Alaaddin. İstek gönderdim. Herhalde açar. Mustafa. Heh. Açtım. Buyur Açıldı mı? Mustafa. Açıldı Mustafa. Abi şimdi Kamil abiye teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğe geçenleri. Bazı arkadaşlarımız da sordu herhalde. Bu tek hekim raporları var. İşte hastalar, ameliyat olanlar zaten ağır hiçbir şey yapamaz. Onu yazıyoruz. Onda sıkıntı yok da. Ameliyat edilmemiş hastalar geliyor durum bildirir raporu için. İşte iş yerinde iş yeri değişikliği, işte bölüm değişikliği ya da işte malulen emeklilik ya da işten atılmak için çok böyle zorlayıcı şekilde gelen hastalar oluyor. Hani ben bunun formülünü yıllardır en fazla 3 ayı geçmemek kaydıyla, hani gerekirse 3 ay dolunca yeni bir MR'la yeniden tekrar bir 3 aylık rapor düzenlenmesi şeklinde veriyorum. Yani İşte ağır yük kaldırması, taşıması, çekmesi, itmesi, çekmesi, uzun süre ayakta kalması, işte durumuna göre bir format oluşturdum. Onunla ilgili bir rapor yazıyorum. Bunda bir herhangi bir hukuki olarak beni sıkıntıya sokacak bir şey var mı? Yani kesin raporda yazmıyorum. Beyin cerrahı uzman kanaat raporumdur diyorum. Öyle bağlıyorum cümleyi. Bununla işini halledenler oluyor. Bazıları, bazı iş yerleri büyük kurula girmesini istiyor. Yani üçlü hekim ya da işte 7-8 hekimden oluşan normal sağlık kurulu istiyor.
Bununla ilgili bir şeyim var, sıkıntım var. Diğer arkadaşlarla da zorlanıyoruz. Çünkü hiç kimse yazmıyor, hepsini bana gönderiyorlar. Biraz benim üstümde kalıyor. Bununla ilgili düşünceniz, siz ne yapıyorsunuz, uygulamalarınız nedir, onu merak ettim. Şimdi bizim uygulamamız herhalde Ertan ve İsmail abi de aynıdır. Öyle bir rapor hiç vermiyoruz. Hiç vermedik. Büyük heyete çıkıyor. Evet. Büyük heyete Tamamen. veriyoruz. Büyük heyette veriliyor ve ameliyat olmamışsa kesinlikle fizik tedavi kararı veriyor. Fizik tedavi eğer isterse, hani ben böyle düşünüyorum. Hani sen de altına imza at Tipler de diye. istemiyor. Hastalar mağdur oluyor. Bir Şimdi şekilde böyle bir yol eğer buldum. Bilmiyorum. hasta zaten İş yapamayacak durumdaysa fizik tedavinin ona karar vermesi lazım. Biz bulaşmamalıyız diye düşünüyorum Mustafa. Ya Yani, abi iş yapıyor aslında da, mesela iş ama yerinde bunu işte vardiyalı çalıştırmaya o senin çeviriyorlar ya hastan da değil ki, yani sen onu çözmek durumunda değilsin diye düşünüyorum. Yani sana geliyor ama sana neden geliyor? Sen çünkü bir sene rapor vermişsin, duymuş o orada. yok abi, Ya yani ben Mustafa vermesem Binoğlu zaten iş buradan yerinden başka yerden alıyor. Yani özel hastaneden alıyor. Bu geçerli değil diye geri geliyor falan. tamam. Yani bunun fizik tedaviye gitmesi lazım. Fizik tedavi ancak yani büyük heyette bazen soruyor ya ben böyle düşünüyorum işte falan, sen de şey yaparsan altına imza atar mısın? Ben getir atarım diyorum ama ben o hastaları almıyorum. Yani Anladım. bu hastaların sana gelmesinin sebebi de senin bir kere vermiş olmandır bence. Yoksa o bana göre Yok, suistimal eden tedavinin çok fazla olmuyor zaten de, yani kanaat belirttiğim için sıkıntıya sokar mı beni diye düşündüm ben. bir de 3 ay tek hekim rapor olarak vermek doğru mudur bilmiyorum yani İşte yönetmelik. 3 aya geçince 3 Ekim'e geçmesi lazım dediler. Onun için vermiyoruz. 3 Ekim olursa 6 ay verenler varmış. Yani 3 beyin cerrahı veya 3 ben fizikçi vermiyorum. veya 2 beyin cerrahı bir fizikçi. Bizde böyle bir Artan. uygulama yok Mustafa. Yani bizde yok, bilmiyorum. Hocam Tamam abi. ben yani Kamil hocamın dediği gibi, İsmail hocam da söyledi. Bizim hastanedeki uygulamamız genelde heyet veriyor hocam. Biz 6 aylık ya da 1 yıllık veriyoruz. Kesinlikle 3 Ekimli vermiyoruz. Yani fizik tedavi ve beyin cerrahi ortak kararıyla heyetten veriyoruz hocam. Şimdi ben Manisa Şehir Hastanesi'ndeyim. Daha önce Manisa Devlet'ti. Oradaki uygulama aynı. Yani ismimiz değişti ama ekip aynı. Heyete, yani büyük heyete girdiğinde heyetin karar kısmına işte yazılan şey şu. Hani bölüm, ilgili bölümler kanaatlerini belirtiyor. Ben mesela 3 ay uygun görüyorum işte şöyle şöyle yapması diye. Karar kısmına heyet kararın iş yeri hekimince verilmesi uygundur diyor, kapatıyor. Başka da bir şey yazmıyor. Yani o şekilde de olabilir hocam. Hani topu iş yeri hekimine de atabilirsiniz. Öyle Genelde atıyorlar zaten. özel sektörlerde çok oluyor. Böyle fabrika gibi yerlerde. Yani hocamın dediği gibi eğer özel hastaneden ya da herhangi bir küçük devlet hastanesinden bir rapor aldıysa kişi, bazen bunu suistimal eden kişiler oluyor. İşte şu doktor Ahmet Bey veriyor, gidin Ahmet Bey'den alın gibi uygulamalar olabiliyor. Yani bizim hastanede kesinlikle poliklinik vermiyor. Heyet veriyor ve heyette de biz hani genelde çok zor veriyoruz hocam. Bu tür ağır işlerde çalışabilir, işte Nöbet tutamaz. vardiyalı çalışabilir, nöbet tutabilir, tutamaz gibi. Yani sağlık personelinden de çok gelenler var. Hocamlar biliyor. Yani biz heyetten fizik tedavi ve beyin cerrahi ortak kararıyla veriyoruz hocam. Bir de tam tersi de geliyor. Yani ameliyat olmuş bel fıtığından veya enstrüman uygulanmış ama ağır iş görmek istiyorum diye geliyor. Bir de öyleleri de var tam tersi. Ya yani onlar da çalışmak istiyor. Yani ikisi ters. Birbirine paradoks bir durum oluşuyor. Zaten ona vermiyorum zaten. Çalışamaz dediğiniz bir gruba, sonra öbür gruba çalışır demiş oluyorsunuz diye hiç onu, o topa girmiyorum. Yani ondan kaçıyorum ama Evet. Demek sıkıntılı hastaneler süreçler oluyor arasında bazen. belli bir farklar oluyor ama şey Çok var, olarak evet. uygun mudur bilmiyorum. Yani bir hekimin 3 ay çalışamaz diye rapor vermesi yönetmelik olarak uygun mudur bilmiyorum Mustafa. Sen ne Yok, dedin? Bir çalışamaz değil abi. ağır Ağır iş iş yapamaz diye. görmesi tavsiye edilmez gibi bir şey çıkıyor laf olarak. Yani bunun Spor anlamı var mı ve yapamaz. yönetmelikte böyle bir şey var mı? Hani yoksa bir açık nokta mı var bilmiyorum. Neyse devam edelim. Mustafa'nın bir sorusu şeysi daha var. O da onu da söylesin kendisi. A dilimi Mustafa. A dilimi Ha, sağlam. evet, asker şeylerinde A dilimine giriyorsa onu da çok geliyor. Mesela komando olur olamaz şeklinde. Mesela geldi askerlik yoklaması, aile hekimi göndermiş. İşte bel fıtığı ameliyatlısı A dilimine giriyor. Dolayısıyla hani buna direkt yazacağımız şey
askerliğe elverişlidir, virgül komando olamaz. Hani bu Evet. şekilde sevk ediliyor sonrasında. Şöyle Bazen de hocam. asker olanlar geliyor. Asker devam ederken usta birliğine geçeceklerken geliyor. Onların da ayrı bir heyeti oluyor. Onu da soruyorlar. Yine A dilimine giriyorsa gene komando olamaz deniyor. Bir de şey yazdım galiba. Özür oranlarında eğer kraniotomi geçirmiş bir hasta çehresinde, yüzünde bir iz bırakıyorsa, aşağıya doğru alnına doğru uzanan veya temporale uzanan bir skar dokusu belirgin varsa, işte onu plastik cerrahlara havale ediyorum. Ben sanırım bir metreden bakınca dikkat çeken veya kemik defekti var, kafada çöküklük var. Bunlar da ekstra özür oranı alıyor, estetik açıdan alıyor ama. Onlar için plastik cerrahına havale etmek lazım. O topa da girmiyorum ben. Plastik cerrahı varsa oraya gönderiyorum. Onlar uygunsa ayrıyetten özür oranı veriyorlar. Bu şekilde hani hastanın bir hakkı yenmemiş oluyor. Şimdi plastik cerrahi ya da dermatolojiye gönderebilirsiniz hocam. Dermatoloji bakmıyor kolay kolay. Anladım. Bizde dermatoloji bakıyor hocam. Plastik Doğru, bakmıyor. çok çok güzelmiş sizdeki. Şimdi askeri raporlarda da aynı, emniyet teşkilatında da aynı hocam. Mutlaka maddesini yazmamız gerekiyor. Yoksa geri dönüyor rapor. Yani askerliğe elverişlidir ya da işte astsubay olur, komando olamaz ama o hangi maddeye girdiğini yazmamız lazım. Yani örnek veriyorum A52 F8. Yani 52. Tabii, onu maddenin. yazıyoruz, Evet, evet. Yazıyoruz maddesi önemli çocuk hocam. ona. Maddesi önemli. 63 A5 en çok o geliyor Evet, zaten. Ameliyat hocam. olmamış, opa edilmemiş 63'ün disk genelleri. evet. Doğrudur hocam. Evet. Teşekkürler her Teşekkürler. ikinize de. Serdar Şirazi hocamız hem söz istiyor hem katkıda bulunmak isterim diye yazmış hem de Bir sorusu var. mikrofon açalım. İyi akşamlar Serdar hocam. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. Ben bu toplantı için çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor, geliyor. Gayet güzel. Ben ortopedi hekimiyim. Omurga grubunda paylaşılmıştı. Birkaç ufak katkıda bulunmak isterim. Şimdi yönetmelikte bu Şubat 2019'da çıkan yönetmelikte aslında iki çeşit rapor var. Bunlardan birisi terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir rapor. Diğeri de engellilik, erişkinler için engellilik değerlendirmesi raporu. Bu birincisinde yani terör kazada kişinin sadece yaralanması ile ilgili olan şeyler bildirilirken diğerinde kişinin tüm hastalıkları göz önünde bulunduruluyor. Bu genelde gözden kaçabiliyor. Yani bir kişi kaza sonucu lomber 4 vertebrasında kırık oluşmuştur. Aynı zamanda tansiyonu vardır. Bu kişi terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu alacaksa sadece lomber 4 vertebra kırığının işlenmesi gerekir. Tansiyonun işlenmemesi gerekir. Bir de kurulda 7 üye var. Fizik tedavi olması hocamın da dediği gibi şart. Ama yönetmeliğin bir maddesinde şöyle bir ibare var. Eğer kişinin tedavi gördüğü hekimin de aslında kurula katılması gerekiyor. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Fizik tedavi uzmanı yoksa eğer hastanede ortopedi katılıyor kurula ama kişi eğer bir beyin cerrahisi ameliyatı geçirmişse beyin cerrahisi doktorunun kurula katılması gerekiyor. Bir şey daha söylemek isterim. O da şu, genelde ameliyat, kranyal ameliyatlardan sonra eğer nörolojik defisit yoksa epilepsiden dolayı engellilik çıkabiliyor. Eğer kişi epilepsi tedavisi görüyorsa ve hiç epilepsi nöbeti geçirmiyorsa o zaman %5 engellilik oluyor yine yönetmelik ekine göre. Eğer ara ara nöbet geçiriyorsa %15 engelli çıkıyor. Yani bu eğer nörolojik defisiti yoksa, nörolojik defisit varsa zaten 4.1'den veya 4. tablo 4.2'den verilebilir. Scar konusunda şöyle, evet plastik cerrahlar veya dermatologlar veriyor genelde. Ama Scar'da da şöyle bir kısıtlama var. Şimdi çehrede sabit iz ceza hukukunu ilgilendiren bir durum.
Ama bu bizim burada yazdığımız raporlar aslında tazminat hukukun. Yani ben hukuk fakültesini de bitirdim. Hukukta böyle cerrahi bilimler, dahili bilimler gibi bir ayırım var. Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri gibi. Bizim burada yaptığımız aslında tazminat davaları veya tazminat konusunu ilgilendiriyor. Şimdi yönetmelikte SCAR'dan dolayı engellilik verilebilmesi için vücut yüzey alanının %1'inden fazla olması gerekiyor. Bunun yüzde sabit iz olması herhangi bir değişikliğe neden olmuyor. Bu yönetmeliğin bir eksikliği. Yani sizin lomber bölgenizde vücut yüzey alanının ortalama 180 santimetre kare oluyor. Bu Du Bois formülüne göre %1'i geçiyorsa ancak bir de hipertrofik skar niteliğinde olması lazım. O zaman engellik teşkil ediyor ama yüzünüzdeki bir iz 180 santimetre kareyi ortalama bir boy ve kiloda geçmiyorsa o zaman engellik teşkil etmiyor. Bir şey var, o sıklıkla tabii imkansızlıklardan dolayı da atlanabiliyor. Yönetmeliğin bir maddesi aslında çok güzel düzenlemiş. Eğer kişinin engelliliği tek bir branşı ilgilendiriyorsa aynı branştan 3 ekimin oluşturulacak, 3 ekimden oluşacak bir sağlık kurulu toplanıyor. Yani bir kişinin engelliliği sadece o kişinin kranyal ameliyatından kaynaklanıyorsa sadece 3 tane beyin cerrahı veya nöroloğun olması gerekiyor. O kurulda bir göz uzmanının, bir kulak burun boğaz uzmanının, bir dahiliye uzmanının olması gerekmiyor. Bu genelde hastanelerde aynı branştan 3 hekimin pek olmamasından dolayı uygulanamayabiliyor. Çok teşekkürler. Serdar Hocam, merak ettim. Nerede çalışıyorsunuz? Hangi hastanede? Tanımak Hocam için. ben İstanbul'da bir klinikte kendi kliniğim denilebilecek bir klinikte ayrıldım devletten mecbur hizmetten sonra. Marmara ihtisaslıyım. Şu anda aktif hekimlik yapıyorum ama avukatlık yapmıyorum. Avukatlık yapmak için avukatlık kanuna stajımı yaptım avukatlık stajımı ama avukatlık yaparken başka bir meslekle uğraşamıyorsunuz. Yani aynı zamanda hekimlik yapamıyorsunuz. Ben 3 sene önce arabuluculuk diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Arabulucu oldum. Arabuluculuk yapıyorum. Onun dışında hekimliğe devam ediyorum genelde. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İnşallah ederim. diğer seminerlerimizde de bekleriz. Ben teşekkür ederim. Böyle Ortopedi güzel bir olur, konu adli için. vakalar olur. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Memnun oldum. Abdullah Yolcu hocamız, Hocam sen ben bir şey ekleyebilir miyim? buyur, tabii ki. Tabii ki. Serdar hocamın Tabii ki. bahsettiği konularla ilgili. Tabii. Hocam çok doğru söyledi. Güzel bir konuya temas etti. Şimdi engelli raporunun arka kısmında 4 tane bölüm var hocam. Bir tanesi engelli puanı. Bir tanesi bağımlılık derecesi. Yani hasta bağımsız mı, kısmi bağımlı mı, tam bağımlı mı? 2019 Şubat'tan önceki yönetmelikte hasta ağır engelli evet ya da hasta ağır engelli hayırdı. İki çeşitti. Yani hasta ya ağır engelliydi ya da değildi. Şimdi bunu 2019 Şubat'taki yönetmelikten sonra üçe böldüler. Bağımsız, kısmi bağımlı ve tam bağımlı yaptılar. Hasta evde bakım ücreti alabilmesi için tam bağımlı olması lazım. Diğer şekillerde evde bakım ücreti alamıyor. Yani bakım parası alamıyor. Biraz önce hocamın dediği trafik kazası ile ilgili de raporun arka sayfasında açıklama kısmı var. Bu açıklama kısmını kurul başkanı dolduruyor. Heyet bitiminde, heyet bittikten sonra üyeler e-rapordan bahsediyorum. Artık çoğu hastane yani Türkiye'nin şu an %90'ı e-rapor sistemine geçti. Hastanın e-devletinde bu raporlar e-nabızda görünebiliyor. Engelli raporlarından bahsediyorum. Raporun arka sayfasında açıklama kısmı var. Örnek veriyorum hasta işte 20 puan beyin cerrahiden aldı. Trafik kazasına bağlı diyelim. Hastanın ekstra
Tansiyonu var. Tansiyondan da biz 10 puan verdik. Toplam Baltazar'da 20 artı 10, 28 yaptı. Raporun altına biz 28 puan yazdık. Ama heyet başkanı, bu rapor trafik kazasına bağlı sigortadan yazıyla geldiyse, heyet başkanı açıklama kısmına trafik kazasına bağlı engellilik oranı %20'dir yazıyor. Yani tansiyonu çıkartıyor. 28 puan raporun ön sayfasında, arka sayfasında trafik kazasına bağlı engellilik oranı %20'dir yazdığı için trafik sigortası bu açıklama kısmını baz alıyor. Peki bu şikayetlere neden olmuyor mu? Önde 28, 30, arkada 20 İşte bazı mahkeme. hastanelerin uygulamaları böyle hocam. Normal şartlarda trafik kazasına bağlı gelenlerde hasta sadece benim ortopedik rahatsızlığımın değerlendirilmesini istiyorum diyor genelde. He. Yani işte işitme kusuru var, onu söylemiyor. KBB'ye gidiyor ama diyor ki ben ortopedik yönden geldim. KBB sağlam yazıp geçiyor. Halbuki rahatsızlığı var. Biz de onu önüyle arkasını aynı çıkarmaya çalışıyoruz. Anladım. Anladım. Teşekkürler Özcan'cığım. Abdullah Yolcu hocamız, servikal veya lomber disk hernisi olan hastalar ağır İstersen işte buyur. Abdullah Hocam da müsaitse. Demin görüntüyü açtı abi. Evet, Kapattı Abdullah müsaitse Bey. İstersen Alaaddin. sözlü olarak bildirsin. Abdullah hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu Demin acaba? geliyor geliyor. Demin görüntüyü açtınız, kapadınız. Buyurun söz sizde. Kendiniz Geliyor. sorun. Merhaba. Demin de bir arkadaş değindi galiba. Bazen hani böyle opere ediyoruz servikalisten ya da lomber spondilozdan. Hasta diyor ki hani benim iş yerime bir kağıt yazsanız ben daha hafif bir işte çalışsam falan hani. Bu durumlarda ne yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Ameliyat olmuş hasta. Yani Aynen. Aynen. Opere ettiğimiz hastalar babanın hani. dediği gibi olmamış hasta değil. Ya bu hastalara genelde yani ağır işte çalışamaz diye yazmaya çalışıyorum ben şey için. Özellikle stabilizasyon falan varsa. O artık oradaki fizik tedavi uzmanıyla birlikte sizin görüşünüz ama ameliyat olmayan hastalara pek onları o topa girmiyorum. Ama ameliyat Direkt olanlara füziğe gönderiyoruz, değil mi abi? evet. Ameliyat olanlara ben daha esnek davranmaya çalışıyorum. Yani özellikle stabilizasyonu falan varsa. Benim işi evet, bir iş yeri hekimi arkadaşım vardı. O şey demişti. Bizim bir yönetmeliğimiz var hani iş yeri hekimleri olarak. Hani her seviyede mesela işte 4-5 diski 5 kilo kaldıramaz falan. Hani öyle çok ayrıntılı bir yönetmeliğimiz var demişti. Biraz da onun için sordum. Evet. Hani galiba bir iş yeri hekimlerinin görevi bu. Bu yönetmeliği bulsak benim için iyi olur. Çünkü bize net şeyler soruyorlar. Biz böyle birbirimize bakıyoruz şeyde heyette. Buraya ne yazılır falan diye. Yani çünkü Hani bir de ne hani kadar kaldırabilir diye bir soru geliyor mesela. yani bir de hani mantıken biz çok bilemeyiz hani beyin cerrahi olarak hani. Yani ona artık yuvarlak bir laflar yazıyoruz ama o bilgiyi aldığım oldu. Böyle bir şey var diyorsunuz. İş Hani yeri iş yeri hekimi hekimleri. uzman hem de hani profesyonel olarak iş yeri Anladım. hekimliği yapan bir arkadaşım hani Türkiye genelinde az çok bilinen biri. O demişti hani işte bu uluslararası gemilerde falan da çalışıyorum bu arkadaş. Hani şu, mesela işte servikal 4-5 disk hernisi yukarıdan bir yükü kaldıramaz falan işte 5 kiloluk bir yükü kaldıramaz falan çok ayrıntılı bir raporumuz var bizim bir yönetmeliğimiz var demişti. Biraz da bunun için sorduk. Yok, o konuda bilgimiz yok. Özen, biz de Hocam öyle bir şey yapacak şöyle plan. hocam yönetmeliği ben duymadım ama bu tür hastalarda ya da bu tür özel sektörden gelen kişilerden biz görev tanım formu istiyoruz. Aynen. Yani amirinden mesela itfaiyeci eri geldi. Şimdi heyetteki hekim itfaiyeci erinin ne yaptığını bilemez. Nerede çalıştığını bilemez. Görev tanım formu var. Bütün kurumların idari müdürlerinde bu görev tanım formu var hocam. Yani hemşire içinde var, sağlık memuru içinde var. İşte bütün kurumlarda, belediyede çalışan hastalar, fabrikada çalışan yani özellikle ağır işlerle ilgili bize bu tür raporlar çok geliyor. Görev tanım formu istiyoruz. Görev tanım formunda bunlar detaylı bir şekilde yazıyor zaten. Yazıyor ama ne kadarına izin vereceğimizi gösteren
O İşte form, hocam o yani o yönetmelik. hekim inisiyatifinde biraz. Evet, hekim inisiyatifinde. Evet. Abi Serdar Serdar Hoca Bey, tekrar söz evet, istiyor. söz istiyor. Hocam teşekkürler. Şöyle o bahsedilen yönetmeliğin olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü hiç rastlamadım öyle bir yönetmeliğe. Hani Özhan Bey'in dediği gibi. Sadece şöyle bir şey, bizim yazdığımız hani ağır işlerde çalışamaz veya işte 3 ay işte postop sakınması gerekir. Bu aslında tavsiye niteliğinde oluyor. Eğer kişi böyle bir şeyde diretiyorsa genellikle meslek hastalıkları hastanesine yönlendirmek belki doğru olabilir bu konuda. Çünkü meslek hastalıkları hastanesinde kişinin bu rahatsızlığının eğer mesleğine engel olacağına kanaat getirilirse ki orada bu konuda uzman da oluyor, yan dal uzmanlığı var. Onların vereceği raporla oluyor. Yoksa bizim üç hekim veya tek hekim verdiğimiz rapor birazcık böyle tavsiye niteliğinde oluyor. İşte başüstü işleri yapmaması veya ağır kaldırmaması, işte ağır derken kaç kilo, ne kadar ağır. O yüzden bunların aslında meslek hastalıkları hastanesinden temin edilmesi daha doğru. Ama mesela ortopediye bize de geliyor, şöyle geliyor. İşte ayakta bir deformite var. İşte işte geniş uçlu ayakkabı giymesi önerilir veya topuklu ayakkabı giymemesi gerekir diye bir rapor alabilir miyiz diyorlar. Biz onu sadece tavsiye niteliğinde bir rapor yazabiliriz. Bunun resmi bir şeyi yok. Oradaki İK'nın artık inisiyatifinde resmi bir şey almak istiyorsan o zaman meslek hastalıkları hastanesinden alman gerekir diye yönlendiriyorum. Serdar Hocam ben ilk defa duydum bu meslek hastalığı. Nerede bu ya da Hocam İstanbul'da Maltepe'de Maltepe'de var. var. Evet. Evet. Resmi devletin mi bu? Tabii, Süreyya Devlet. Paşa'da. Ha. Hocam bildiğim kadarıyla bu meslek hastalıkları hastanesi daha çok hani böyle kot işçilerini falan akciğer hastalıkları falan oluyor yani biraz daha onlara Evet. yönelik diye biliyorum Şöyle ama. hocam, aslında meslek hastalıkları genelde bu Aynen pnömokonyozlarla, madencilerle ve pnömokonyoz tarzı kot şeyler. kaşlama işçileriyle gündeme Aynen. geldi ama meslek hastalıkları 5 ana branşa ayrılıyor. Ve bunlar için de kas iskelet sistemi de var. Sinir Sağ olun. sistemi de var. Yani mesela çok titreşimle çalışan birisinde karpal tünel sendromu gelişip bunun meslek hastalıkları olarak kabul edilebileceği durumlar oluyor. Evet. Yani ama biz genelde dediğiniz gibi işte kot taşlama veya pnömokonyozları hep meslek hastalıkları Evet. zannediyorduk. Halbuki kişinin yaptığı meslekten kaynaklandığı kanaatine varılıyorsa o meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. Keza mesela bir masa başında çalışan birisinin sürekli mouse kullanan birisinde karpal tünel gelişmesi de bir meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. İsmail abi söz istiyor. Alaaddin, açalım istersen. Evet abi, buyurun. Kamil duymadım dedi de bizim hastanemizde meslek hastalıkları uzmanı mevcut. Geçen gün heyete geldi bir rapora imza attı gitti yani. Öyle mi? Evet Yeni poliklinik açıldı hocam. Bununla ilgili yeni bir polikliniğimiz var. Allah Allah. Evet hocam. Yaklaşık yanılmıyorsam 3 aydır falan var hocam. 3 aydır. 2-3 ay önce açıldı. İsmail hocamın dediği gibi geçen de bir vaka oldu. Onunla ilgili gelmişti hocam. Ha. Bak. Teşekkürler. İsmail abi sağ olasın katkın için. Faydası oldu. İhtisasını şeyden mi almış? İstanbul'daki hastaneden mi almış? Vallahi hiç bilmiyoruz hocam. İsmail abi kafa salladı. Herhalde oradan. Kafa salladı. Çok teşekkürler. Valla ben Can, çok şey evet. öğrendim. Serdar Hoca'ya da teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Yani bilmediğimiz, yeni duyduğumuz şeyler oldu. Son anlar benim için daha da güzel oldu. Yani özellikle hastaneleri olmasını öğrendik. Özkan hocam bir şey soracağım. Hastalar soruyor, heyete başvurmak ücretli mi diye. Tüm heyetler ücretli mi? Hocam engelli raporları ücretsiz. Minimum 40 puan olması lazım engelli haklarından yararlanabilmesi için.
Bunun dışında ÖTV raporları ücretli ve durum bildiri raporların eğer kurumdan sevkli gelmediyse hepsi ücretli. Ama kurumdan sevkli geldiyse biz onu kuruma fatura ediyoruz. 40 puan dediniz. 40 puan alamazsa para mı ödüyor hasta? Normal şartlarda hocam sıfır alırsa para ödüyor. Sıfır alırsa bir puan dahi olsa para ödemiyor hocam. Yani Anladım. 39 aldığında engelli haklarından yararlanamıyor. Yani o rapor hiçbir işine yaramıyor. Ama ödeme Anladım. yapmıyor yani sonradan. Yapmıyor hocam. Yapmıyor. Sıfır alırsa biz onu sağlık kurulu kayıt aşaması esnasında bir form dolduruyoruz. Eğer sıfır çıkarsa hastayı arıyoruz. Heyet Paranız bitiminde hasta geliyor. gidip vezneye 866 lira Oo. rapor ücretini ödüyor hocam. Sıfır puanda ödüyor Evet yani hocam. bunu. Şu Öyle anda olmamış. rapor normal durum bildir rapor ücretimiz şu anda yani mesela hemşire geldi ben nöbet muafiyeti raporu istiyorum dedi. Evet. Kurumdan sevkini almamış ya da kurum bilerek vermemiş sevk. Bu Evet. kişi müracaat etti. 866 lira rapor ücreti var hocam. Alamazsa ama. Hayır. Alırsa da. Durum bildirir de müracaat ederken rapor ücretli. Tamam. Ama engelli raporunda 1 puanla Yetiyor. 39 puan arasında herhangi bir ücret alınmıyor. Anladım. Yetiyor. Teşekkürler. Teşekkürler Tamam. Ruslan'cığım. Abi bakıyorum, tekrar kontrol ediyorum. Herhangi bir soru, katkı yok. Evet. Özsan'a çok teşekkür ediyorum ben. Hocam estağfurullah. Gerçekten katılan Erdoğan Hoca'ya, herkese. teşekkür ediyoruz. Biz Bundan de Kamil sonra Hocamıza teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel anlattı gerçekten. Eyvallah. Yani özellikle yönetmelik üzerinden bazı önemli hususlara değindi. Tabii bunu çoğu hekimlerimiz ya da sağlık kurulunda görevli personeller bilmiyor. Tabii şimdi ben 6-7 yıl askeri hastanede sağlık kurulunda görev yaptım. 6 yıldır da İzmir'deyim. Yaklaşık 12-13 yıllık bir sağlık kurulu tecrübem var. Her gün bir şeyler öğreniyoruz hocam. Yönetmelikler sürekli değişiyor. Yani bu 12-13 yıl içinde 4 defa yönetmelik değişti. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok sağ ol. Sağ ol. Kamil abi, Evet. sana da teşekkürler böyle bir konuyu gündeme getirdiğin için. Evet. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Değil mi Ertan? Tabii abi, Katkıda tabii. bulunanlara. Çok güzel oldu. Katkılar çok hoştu bu sefer. Evet, Çok evet. güzel katkılar geldi. Serdar Hoca'ya ayrıca 58 sağ dakika olsun. toplantı sürdü. 56 dakikada tartışma bölümü sürdü. Güzel oldu. Herkese iyi İyi akşamlar akşamlar. diliyorum.